Günaydın, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para Politik'le karşınızdayız. Bugün 6 Haziran Perşembe, Türkiye ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim, yeni güne başlarken finansal piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü %0,13'lük kayıpla 10.350 puan seviyesinden tamamladı. Dolar TL ise 32.26 seviyesinden yeni güne başlıyor. Euro TL ise 35.19 seviyesinde. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nda olacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan ilk faiz indiriminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. 0,25 baz puanlık bir indirim bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan Euro TL tarafında da bu faiz kararının etkilerini yakından takip edeceğiz. Ve gram altın 2453 lira seviyesinden işlem görüyor yeni güne başlarken. Altının onsu ise 2365 dolar seviyesinde ve Brent ham petrolün varil fiyatı da 78 dolar seviyesine yükselmiş durumda. 77 dolar seviyesine kadar gerilemişti jeopolitik gerilimlere rağmen. Veri takvimine bakalım. Bugün hem içeride hem dışarıda hangi verileri takip edeceğiz? Bugün içeride Merkez Bankası'nın rezervlerini takip edeceğiz. Diğer yandan biraz önce de söylediğimiz gibi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. İlk faiz indiriminin, daha doğrusu pandemiden bu yana aslında enflasyonla mücadele nedeniyle faizleri artıran Avrupa Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini bugün gerçekleştirmesi bekleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de dış ticaret dengesi verilerini takip edeceğiz. Yarına baktığımızda Euro bölgesi birinci çeyrek büyüme verisini takip edeceğiz. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi önemli olacak piyasalar açısından. Yeni güne başlarken piyasaların odağındaki gündem başlıklarına da hızlıca göz atalım. Kripto para, kripto varlık ve hisse senedi piyasasına vergi getirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Bakan Şimşek'ten açıklama geldi. Kripto varlık ve hisse senedinde kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz. Sınırlı işlem vergisi üzerinde çalışıyoruz dedi Bakan Şimşek. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu ile yatırımlar ve KOBİ'ler desteklenecek açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus'un yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sunmaya hazırız açıklamasında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye son 22 yılda küresel yatırımcılar için çekim merkezine dönüştü açıklamasında bulundu. Ersen Yant'tan Avrupa Birliği'nde şirketlerin %75'inden fazlası ilgili çalışan bulamıyor açıklamasında bulundu. İstihdam sorununun aslında dünya genelinde yaşanan bir sorun olduğunu, özellikle de gelişmiş ülkelerde önemli bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Ersen Yant'ın yapmış olduğu bu açıklama da çok önemli. Avrupa Birliği'nde şirketlerin %75'inden fazlası ilgili çalışan bulamıyor. Kendi sektörüyle ilgili çalışan bulamadığını duyuruyor bu araştırmanın dikkat çeken bir başlığı. Ve Bakan Şimşek'in açıklamalarına bakalım. Zira kripto varlık ve hisse senedi piyasasına getirilmesi düşünülen vergilerle ilgili önemli bir açıklama geldi Bakan Şimşek'ten. Şimşek yeni ekonomi modelinin ilk yılını değerlendirdi bunun yanında. Gelen verilerin programın çalıştığına işaret ettiğini belirtti. Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor dedi. Yeni ekonomi modelinde ilk yıl geride kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından ilk yılın muhasebesini içeren bir değerlendirme yayımladı. Gelen veriler ışığında programın çalıştığını bildiren Şimşek, politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, enflasyondaysa zirve seviyesinin geride kaldığını, bundan sonra belirgin ve kalıcı düşüş dönemine girdiklerine dikkat çekti. Açıklamasında enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız mesajını paylaştı. Büyüme tarafındaysa dengelenme sürecine girildiğini aktaran Şimşek, net dış talebin büyümeye katkısının 5 çeyrek sonra pozitife döndüğüne işaret etti. Güçlü iş talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri gideriyoruz dedi. Hazine Bakanı ayrıca daralan cari açık ve azalan dış finansman ihtiyacı sayesinde kalıcı rezerv birikimi sağlanacağını vurguladı. Bu doğrultuda Merkez Bankası brüt rezervlerinin 142 milyar doları aştığını, swap hariç net rezervlerinde pozitife döndüğünü bildirdi. Türk lirası varlıklara yatırımcının artan ilgisini de yorumladı Bakan Şimşek. Kur korumalı mevduat stokundaki düşüşün süreceğini ifade etti.
Gelinen süreçte TL mevduatın toplam içindeki payının ise 16,2 puan arttığını kaydetti. Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemeye de atıfta bulunan Şimşek, bu süreçte 440 baz puanlık düşüş yaşandığına, kredi notu ve görünümünde artışların geldiğine mesajında yer verdi. Öte yandan gri listeden çıkış süreci hakkında bilgilendirmeye giderek çalışmaların tamamlandığı ve Türkiye için olumlu teknik rapor oluşturulduğu açıklamasını yaptı. Bakan Şimşek, yapısal reform ayağındaysa yeni bir sanayi politikası uyguladıklarını, ayrıca ikiz dönüşümü hızlandırdıklarını belirtti. Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı hedefliyoruz, dedi. Evet, yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır var. Kudret Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle kripto varlık ve hisse senedi piyasasına getirilmesi düşünülen vergi konusuyla ilgili Bakan Şimşek'in yapmış olduğu açıklamayı değerlendirelim isterseniz. Yani kazanca yönelik bir vergi olmayacağını, sınırlı bir işlem vergisi üzerinde çalışıldığını söyledi. Bunun piyasa üzerindeki etkisi ne olur? Tabii biz son günlerde fiyatlama davranışlarında biraz buradaki belirsizlikten de etkilenmiş gözüktük. Tabii burada kazanç üzerinden ya da işte işlemler üzerinden alınacak vergiden ziyade bu sürecin birazcık daha şeffaf bir şekilde ve yetkili mercilerle paylaşımların çok daha piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratacağı düşüncesindeyim. Çünkü burada bir belirsizlik ve bilgi kirliliğinin olduğu bir paylaşımların olduğu bir süreçte tabii ki burada bazı fiyatlama davranışlarında değişimler, olumsuz değişimler izlenebiliyor. İşin tabii ki vergisel sürecinde yani kazancın olduğu bir noktada bu işten verginin alınması kadar doğal bir şey yok. Tabii bunun metodları nasıl olacak hususu tartışıldı son iki günde. Burada kazanca yönelik bir vergiden ziyade işlemlerle birlikte oluşacak bir sınırlı vergi düzenlemesine ilişkin bir son süreçte bir netlik kazandı. Burada tabii mevcut süreçte yatırımcıların hisse senetlerinde ellerinde tutma süresinin gitgide azaldığını da görüyoruz. Sadece yerli değil, yabancının da son gelen raporlara baktığımız zaman kabaca 30-34 günlük bir değer söz konusu. Şimdi tabii ki gönül ister ki bu hisse senedini elde tutma süresinin çok uzun vadeli bir şekilde olması. Bu da piyasalardaki o olası çok volatil dalgalanmaların da önüne geçecektir. Ama işin vergisel kısmını ve bu vergisel kısmının da işlemsel olarak gerçekleştirildiği düşüncesinde tabii ki burada hacimsel olarak bazı azalmaların olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Hele ki yüksek muntamlı işlemler, algoritmalar, robotlarla oluşacak bu mevcut işlemsel süreçlerde ister istemez burada bazı olumsuz değişimler izlenebilir. Ama genel itibariyle baktığımız zaman yani borsanın kendi görünümünü incelediğimiz zaman da evet burada başlangıç aşamasında bir alışma dönemi izlenebilir ama normal süreçte kendi görüntüsüne devam edebilme senaryosu oluşacaktır. Ama bir yandan da şunu da vurgulamakta fayda var. Özellikle Sayın Şimşek de bunu çok net izah ediyor. Yani TL'ye olan inanç ve TL varlıklarına olan katılımların arttığı bir dönemdeyiz ve artmasının da enflasyonla mücadele konusunda da avantaj sağlayabileceği bir görüntüdeyiz. Yani döviz hareketinin sınırlı kalıyor olması, buradaki KKM'den geçişler, zirve bir enflasyon gördüğümüz ve bundan sonra baz etkisinden kaynaklı önemli geri çekilmeler izleyeceğimiz bir ortamda buradaki algıyı olumsuz yönde etkileyecek her gelişmeden mümkün mertebede uzak durmak gerekiyor. Bu sebeple de başlangıç anlamında buradaki borsadaki işlemlerden elde edecek vergilendirme süreci bu noktada traderları bir miktar olumsuz etkileyebilir. İşlem hacimlerinde bir miktar geri çekilme izlenebilir ama dediğim gibi belli bir süre sonra bu işler normalleşmeye başladığı zaman artık borsa kendi akışında ilerleyecektir. Peki borsayı biraz değerlendirelim isterseniz. Yani yükselemeyen
baskının devam ettiği bir Borsa İstanbul var karşımızda. Çok hızlı 11 bin seviyelerini görmüştük ama bir o kadar hızlı da aslında geri çekilmeyi yaşadık. Tam olarak ne fiyatlanıyor, neyi bekliyor Borsa İstanbul şu anda sizce? Aslında borsanın istenileni verememesinin ana planında çok ciddi bir şekilde önemli şirketlerin, yani daha doğrusu şöyle bir izah edeyim. 100 tane şirketimiz var BIST 100 şirket endeksi içerisinde. Bu endeksin şu anki yılbaşından bu yana sergilediği performansın altında kalan 60-65 civarlarında şirket var. Yani endeks kadar iyi performans sergileyemiyor. Bunların içerisinden de kabaca 20'ye yakın şirket yılbaşından bu yana sergilediği negatif performansa dikkat çekiyor. Yani endeks evet 9 yıldır aşamadı, 323 dolar bölgesini geçti. Ama bunu yaparken bütün endeksin geneline ilişkin bir hareketlilik yoktu. Ayrışma çok fazla. Burada yabancı gelişi, işte büyük şirketlere, likit şirketlere daha fazla fokuslanacak, yan kağıtlar çok fazla verim elde edemeyecek gibi düşünceler yılbaşından bu yana oldukça gündemimizi meşgul ediyordu. Baktığımız zaman da bunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Yani şöyle bir vurgu yapacak olursak, bugün BIST 100 endeksi içerisinde yılbaşından bu yana negatif tarafta performans sergileyen 19-20 tane şirketin endeks içerisindeki ağırlığı kabaca %3. Ama endeks ağırlığı en yüksek 10 şirketin, burada Türk Hava Yolları ile başlıyoruz, Ereğli ile bitiriyoruz, 10 tane şirketin endeks ağırlığı %50. Yani bu da ister istemez fiyatlama reaksiyonlarının tümünü yansımadığı bir gerçeği de ön plana çıkartıyor. Endeks yükselirken benim hissem daha yerinde sayıyor, ben hala negatifliyim diyen çok fazla yatırımcının olduğunu da biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine büyük ve likit şirketlere doğru hamlelerin devam edebilme senaryoları ön planda. Yani yabancının çok klişe banka, holding gibi sektörlere daha fazla fokuslanabileceği görüntüsüyle birlikte bununla bir büyük ve likit şirketlere olan taleplerin de daha fazla olabileceği, o yüzden BIST 30'u daha fazla fokuslanabileceğimiz bir senaryoyu da burada gündemimiz oluşturmakta. Gelecek dönemde de borsanın iyi bir performans sergileyebilmesi tabii ki gönül ister ki genele yayılan bir iyimserlik oluşsun. Ama bunun için önümüzdeki makro konjonktür ve gidişat bunu çok anlamlı bir şekilde desteklemiyor. Bu açıdan da büyük şirketler önderliğinde endeksin yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme ihtimali var. Ne zaman bu büyük şirketlerin yer aldığı sektörlerin doygunluğu ya da o şirketlerin doygunluğu ve diğer kağıtların burada işte getirisi var ama geride kaldı, potansiyel sunuyor gibi bir bakış açısı oluşması durumunda ancak tekrardan burada değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şu an için biraz büyük kağıtların çok daha popüler kazandığı bir dönemden geçtiğimizi söylemekte fayda var. Fiyat anlamında da şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Evet, belli bir düşüş eğilimi izledik ama orta vadeli konjonktürde 315 dolar, 310 dolar bölgesi üzerinde hala iyimserliği korunuyor. Bu açıdan hani 10 binlere kadar bir geri çekilme izlense dahi burada bir soru işareti yoktur. Yukarı yönlü reaksiyonlar devam etmesi beklenmektedir. En azından yıl sonuna kadarki projeksiyonda. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor bugün. Büyük olasılıkla faiz indirmesi bekleniyor. Bunun küresel hisse senedi piyasalarına nasıl bir yansıması olur sizce? Genel çerçevede bu tarz faiz indirimlerinin teorik açıdan hisse senetleri piyasalarına ılımlı, iyimser bir görüntü olarak desteklenmesi beklenebilir. Ama tabii burada gözden kaçırılmaması gereken en temeldeki husus, şu anda merkez bankalarının tamamıyla bir geçiş dönemi içerisinde olması. Evet, biz bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık bir faiz indirimi göreceğiz. 2019'dan bu yana ilk defa böyle bir hamle olacak. Ama faiz indiriminden ziyade devamlılığı sağlanacak mı sorusunun cevabı Başkan Lagarde'ın vereceği mesajlarda, hisse senedi piyasasındaki değişimler de buna bağlı olarak değişecektir. Yani eğer bugün faiz indi ama
bundan sonraki süreçte faiz inme konusu çok istekli değil denirse burada bir şahin görüntü oluşur ve hisse senetleri burada olumlu bir etki yaratamaz. Ama biz faiz indirimine başladık, seri haline gelmeyecek ama biz yılın kalan bölümünde de indirimlerimize devam edeceğiz şeklinde daha biraz ya hani tam şahin değil ama orta düzey bir güvercin vurgusu yapılırsa o zaman tabii ki hisse senetlerine bu pozitif bir etki yaratabilir. Zaten DAX ve FTSE'ye baktığımız zaman da analist beklentileri 12 aylık konjonktürde kabaca %14'lük bir getiri beklentisi söz konusu terminale baktığımız zaman da. Burada enflasyonun kabaca %2,5 civarlarında olduğu bir euro bölgesinde faizin de mevduat faizinin 4'lerden 3,75'lere düştüğü bir görüntüde %14'lük teori bir borsa performans beklentisi oldukça iyi bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Peki Avrupa Merkez Bankası 0,25 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Daha yukarıda daha yüksek bir indirim yapabilir mi sizce? Ve bu indirim süreci nasıl devam edecek bundan sonraki süreçte? Daha agresif bir faiz indirimi yapmasını gerektirecek bir makro konjonktürün olmadığını söylemekte fayda var. Yani bu sebeple de bu toplantıda 25 bas puanlık bir faiz indirimi olacaktır. Zaten piyasanın da kesin gözüyle baktığı konu bu. Yine swap piyasasındaki beklentileri incelediğimiz zaman da hani burada Haziran'dan sonra Eylül'de bir de Aralık'ta faiz indirimi yapabilme senaryosu söz konusu. Piyasalardaki fiyatlama reaksiyonları bunu mevcut fiyatlamaya dahil etmesi şeklinde. Tabii biz bu toplantı ile birlikte yıl sonuna kadar 5 tane toplantı göreceğiz. Yani bu 5 toplantı içerisinde ne kadar faiz indirimi olacak? Yani bu beklenen 3'ün üzerinde olabilir mi? Yoksa 3'ün altında mı olur? Bu tamamen Lagarde'ın vereceği mesajlarda ipuçları arayarak göreceğimiz bir konu. Yani burada Lagarde Avrupa Merkez Bankası konjonktüründe mevcut faiz indirimi temposunu bu stabilite mi götürecek yani piyasa beklentisine paralel mi yoksa daha az güvercin ya da şahin bir görüntü mü bu sorunun cevabı çok daha önemli olacaktır. Şu anda fiyatlama davranışı içerisinde olan bölüm bugün dahil 3 tane bir indirim yapılabileceği şeklinde 25 bas puanlık paralel şekilde. Peki yani biraz para piyasalarını konuştuğumuzda Türk lirasını değerlendirmesini yaptığımızda Türk lirasının reel olarak değerinin son 3 yılın zirvesinde olduğunu görüyoruz. Yabancı yatırım girişlerinde çok hızlı bir artış var. Merkez Bankası bu sayede de rezervlerini artırmaya devam ediyor. Bu tablo nasıl devam edecek sizce? Yani bir yandan evet yabancı yatırımcı girişi artıyor. İçeride dolardan TL'ye dönülüyor. TL'ye çok ciddi bir ilgi var ama bu bir yandan da TL likiditesinin artmasına neden oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir ekstra borçlanabiliriz dedi bu konuda Merkez Bankası'na destek olmak için. Bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Bu tablo beraberindeki riskler neler ve riskleri nasıl yönetiyoruz? Son dönemdeki TL'ye güven ve politikaların dışarı taraftan olumlu karşılanması bu tarafta işlerin daha iyi bir şekilde gitmesine olanak tanıyor. Tabii burada biz Türk lirasının çok aşırı değer kaybetmesini istemiyoruz ama bir yandan da aşırı değerlenmesini de istemiyoruz. Bunun dengede olması gerekiyor. Bir yandan maliye politikası, bir yandan da para politikası bunu dengede tutması açısından da çeşitli araçları kullanmaya çalışıyor. Merkez Bankası bu süreçte yabancı girişlerinden kaynaklı masanın diğer ayağında rezervlerini kuvvetlendirmeye ve gelecekte yaşanılabilecek olası şoklar öncesinde kendisini güçlendirmeye çalışıyor. Bu da kur tarafındaki hareket marjını, aşağı yönlü marjı sınırlandırıyor. Bu açıdan da dengeyi kurabilmek yani aşırı güçlenmenin önüne geçebilmek adına da bu destekleyici bir görüntü. İlaveten Sayın Şimşek'in de izah ettiği gibi gerekirse borçlanma tarafında fazla bu likiditeyi sterilize edebilmek adına Merkez Bankası ve Maliye tarafının ortak konsensusla ilerleyeceği bir projeksiyon da söz konusu. Tabii biz bir yandan bunları incelerken gelişen piyasalardaki hareketliliklerden de yavaş yavaş
etkilenmeye başlayan bir konjonktür oluşturduk. Bu aslında iyi bir şey. İyi bir şeyden kasıt şu, biz globaldeki gelişmelerden son yıllarda çok fazla etkilenemiyorduk. Olumlu ya da olumsuz durumlarda kendi iç dinamiklerimizde hareket ediyorduk ki son kur hareketine baktığımız zaman da özellikle gelişen ülke para birimlerindeki farklılaşmayla birlikte oluşan bir konjonktürdü. Bize özel bir durum değildi. Bu açıdan da dış konjonktüre uyumlu, adapte olmaya çalışan bir süreç var. Bu süreçte mevcut tabii ki riskler, burada TL'nin çok daha fazla değer kazanması, cari açık üzerinde bir olumsuz etki yaratması gibi belli senaryolar var. Ama bu noktada Merkez Bankası ve maliye tarafındaki verilen mesajlar bu denge politikasını sağlamakla alakalı gerekli araçları biz kullanacağız şeklinde. Bu yüzden de yılın kalan bölümünde de kur tarafında kademeli bir yukarı yönlü hareket, TL'nin reel anlamda değerlenme sürecinin devamlılığı ve yıl sonunda da beklenen enflasyonun altında bir kur performansının olması yönündeki düşünce genel konjonktürde bu şekilde ilerlemektedir. Peki, çok teşekkür ederiz Kudret Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır'la değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri bir virgül koyalım şimdi. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız. Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde konuklarımız da olacak. Gündemin başlıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle haber özetleri diyelim. Dünden bugüne yansıyan haber başlıklarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener'i kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi. Bakan Şimşek, gündemlerinde sadece çok sınırlı bir işlem vergisi olduğunu belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere 325 euroluk desteğe yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, ilk iki günde 12.246 kişi başvurduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterdi. Şu anda Gazze'de olanlar savaşa değil, sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor dedi. Putin ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için etkin çaba sarf ettiğini de belirtti. Özetleri aktardık, ayrıntılarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının detaylarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, yargının Hakkari ile ilgili verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin, yargı burada kanunu değil hukuku konuşturmuştur dedi. Cumhurbaşkanı DEM Partili milletvekillerinin meclisteki provokasyonuna da sert tepki gösterdi. Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar, kusura bakmasınlar ama kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Terör örgütünü yönetmek suçlamasıyla görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında verilen hapis cezasını değerlendirdi. Karar kimseyi rahatsız etmesin, hukuk gereğini yaptı dedi. 31 Mart'tan önce ne dedik? Eğer adaylarınız herhangi bir gayri meşru, gayri yasal işlemlere girmediyse, katılmadıysa onlara söyleyecek herhangi bir sözümüz yok. Ama gayri yasal işler yapmışsa bizler de yasaları işletmek durumundayız ve işletiriz. Hakkari şimdi bunun ilk adımı olmuştur. Ve şu anda hukuk da gereğini yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Gündeminde Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması vardı. Geçmişte milletin parasıyla teröristlere kaynak aktarıldığını hatırlattı. Türkiye bir daha bu günleri yaşamak istemiyor diye konuştu. Türkiye
yakın geçmişte şehirlerimizin imkanlarının millete hizmet yerine teröristlere peşkeş çekildiği, terör örgütünün emrine verildiği, hendek ve çukur açmak için kullanıldığı kötü günler yaşamıştır. Bunları daha fazla yaşamak istemiyoruz. Türkiye, belediye hizmet binalarında Kandil'in atadığı komiserlerin başkan tokatladığı, güya mahkeme kurup haraç kestiği dönemler geçirmiştir. Bunları tekrar yaşamak istemiyoruz. DEM Parti'nin meclisteki provokasyonuna da tepki gösterdi. Terörle siyaset yan yana olmaz, belediyelerin sahibi de millettir dedi. Hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar. Kusura bakmayın. Burası hukukun işlediği Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosudur. Orada elinizde pankartlarla tekme yumruk sağa sola saldırmanın size kazandıracağı da hiçbir şey yok. Terörle sivil siyaset yan yana durmaz. Terörle demokrasi bir arada bulunmaz. Bağırarak, çağırarak, mecliste nümayiş yaparak milletin temsilcilerini susturacaklarını zannedenlere şunu hatırlatmak durumundayım. Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir. Belediyeler sırtını Kandil'e yaslayanların hiç değildir. Nerede olursa olsun belediyeler halkımızındır, aziz milletimizindir. Evet, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. İstanbul stüdyomuzda konuklarımız Profesör Doktor Yusuf Dinç ve Cüneyt Paksoy. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, selamlıyoruz. Günaydın, iyi yayınlar olsun. Şimdi uzun bir süredir iddiası vardı, konuşuluyordu. Hem kripto varlıklar hem de hisse senedi piyasasında getirilebilecek bir vergi konusu çok fazla konuşulmuştu. Son olarak da birkaç gün öncesinde bir iddia ortaya atılmıştı. Dün de Bakan Şimşek bununla ilgili bir açıklama yaptı. Kripto varlıklar ve hisse senedi işlemlerinde kazanca yönelik bir vergi çalışmasının olmadığını, işlem çok sınırlı bir işlem vergisi üzerinde çalışıldığını söyledi. Cüneyt Bey, sizinle başlayalım. Siz bu konuda uzun zamandır da aslında değerlendirme yapıyorsunuz. Yani bunun etkisi ne olur sizce? Yani çok sınırlı derken nasıl, ne kadar, ne oranda bir sınır olabilir? Tabii çok spekülasyona girer. Öyle bir oran telaffuz etmek adına söylemiyorum ama piyasayı bozmayacak, piyasanın dengelerini bozmayacak nasıl bir düzenleme olabilir? Şimdi hakikaten hassas bir konu. Dün de örneğini gördük zaten. Sosyal medyada çıkan bazı bilgi akışı içinde yer alan, özellikle orana yönelik ifadelerin, hı hı, piyasa içinde gün içi dalgalanmalar oluşturduğunu gördük. Hı hı. Özellikle satım yönünde ilk etapta. Sonradan Sayın Bakan'ın söylemiyle tekrar piyasanın bir miktar normalleştiğini gördük. Şimdi vergi konusu önemli bir konu. Biz aylardır burada beraber yayınlarımızda, hatta yıllardır sizde olan tüm yayınlarımızda ve tüm mecralarda vergi sisteminin kayıt dışılığı komple içine alacak şekilde yeniden dizayn edilmesi ve vergilendirilmemiş alanın kalmaması konusunda hep konuşuyoruz. Bu konuda mutabıkız. Bu konuda Türkiye'de herkes mutabık. Neticede kayıt dışı ekonomi olmadığı bir ülkede enflasyonla mücadelede alan kazanıyorsunuz, kalkınma yolunda ilerliyorsunuz, kişi başına düşen milli geliri arttırma imkanınız oluyor. Yani bunun birçok çıkarımı var makro tarafta ama gelip bunu uygulama noktasına geldiğiniz andan itibaren finansal sistem üzerinden atılacak adımların mevcut konjonktürü de düşünerek atılması icap ediyor. Nedir o? Şu an biz enflasyonla mücadelede bir program uyguluyoruz. Ciddi bir program uyguluyoruz ve programın şu anki kazanımlarını da sahada görüyoruz. İşte CDS tarafında görüyoruz. Merkez Bankası rezervlerinde görüyoruz. Diğer bütün alanlardaki gelişmeler, Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin ciddi bir şekilde geri çekilmesini de görüyoruz. Yabancı yatırımcının son dönem Türkiye'ye olan realizasyonu da görüyoruz. Topyekun bunları izliyoruz. İşte bunların kazanımı noktasında sürecin devam etmesi için finansal sistem üzerindeki aslında geniş bakmak lazım. Borsa işin bir tarafı. Hani mevduat tarafına biliyorsunuz stopaj oranında bir artış geldi. Temmuz'a kadar dendi. Hı hı.
fonlar, özellikle likit fonlar dediğimiz piyasada etkin olan fonların stopajı sıfırdı. Oraya bir 7,5'luk oran getirildi. Hatta biz daha geçen hafta yabancı yatırımcının da Türkiye'deki sürecinde kurumsal olarak bir vergi sürecinde konuştuk. Yani Sayın Bakanımız bir vergi tarafında bir kapsamlı bir reform yapmaya kararlı. Bunu görüyoruz ama ilk etapta tabii finansal taraftaki adımların gelir tarafındaki, yani o bütçe dengeleri tarafındaki önemi de var. O noktada gelir yaratıcı önlemler de alınmak isteniyor. Hı hı. Yani o kapsamlı vergi reformuna gidene kadar, hı hı, sistem üzerinden ilk adımlarda bir gelir yaratma efekti de görüyoruz. Buraya kadar her şey kitabi ve kuralları içinde. Ama tabii alınacak kararın tüm sektörle de istişare edilmesi, özellikle sektörün bu konudaki görüşlerin alınması da kıymetli diye düşünüyorum. Mutlaka da yapılıyordur diye düşünüyorum. Yani. Evet, dün onu ben konumuza da sordum. Hani sizinle istişare ediliyor mu? Sizin önerileriniz var mı? Ya da önerileriniz, görüşleriniz alınıyor mu? Şu anda böyle bir istişarenin olmadığını söylediler. Ama orası önemli. Evet. Neden önemli? Çünkü sistemin işleyişinde aracı kurumlarla yatırımcılar arasında, ki bugünün yatırım realitesinde makinalar dediğimiz, yani çok da tartışılan yüksek frekanslı işlemler dediğimiz ya da algoritmik işlemler dediğimiz bir süreç de var. Dolayısıyla onların işlem kapasitesi, günlük işlem hacmi o makinaların mevcut işlem hacmi içinde önemli bir yer tutuyor. Şimdi onların da muhatap olacağı, ki Semra Hanım, hesabınıza göre, overall'unuza göre, işlem hacminize göre değişik komisyonlara tabi tutuluyorsunuz aracı kurumlar tarafından. Yani hiç vergi alınmayan bir yer değil aslında. Yani vergi alınmayan bir yer değil derken kurumlardan, aracı kurumlardan. Tabii, aracı kurumların yani, gelirinden alınıyor. Ama şimdi tabii işlem yapanların işleminden vergi almak çok tartışıldı. Daha önce çünkü bu denendi. Gelir üzerinden vergi alınması. Hı hı. Hatta bu konuda yazılımlar hazırlandı. Aracı kurumlar bu konuda çalışmalar yaptı. Ve her bir yatırımcının gelirini her bir işlemde ilk giren ilk çıkar sistemiyle ne kadar gelir elde ediyorsa alsattan, belirli bir vadede yatırım yapıyorsanız, yani belirli bir aydan daha fazla elinizde hisse tutuyorsanız muaf tutuldunuz. Ama daha kısa vadede trade edenler için, biz hani trader dediğimiz yatırımcı olup ama bir yandan da trade eden, alım satanların kazancı için bir kazancından vergi mekanizması da çalıştı bu ülke. Ve sonuçta şunu gördü, elde edilen gelirin hedeflenen amacın tam negatif noktada konsensüs içinde olmadığı ya da optimum bir seviyede buluşmadığı görüldü. Ve o zaman tartışıldı, dedi ki bir işlem üzerinden bir vergi alalım, daha optimumdur. En azından bütçede anlık her ay bir gelir oluşur. Şimdi anlaşılan o ki Sayın Bakanımız tüm literatürde yer alan vergiye tabi olabilecek her araçtan, enstrümandan bir vergi almak ihtiyacını hem bütçe dengeleri açısından hem de işin kitabi olarak geliri dağılımını. Evet. Şunu söylüyor aslında Bakan Şimşek dün yapmış olduğu açıklamada, bu soru sorulduğunda. Hedefimiz vergide adaleti ve işte etkinliği arttırmak. Hedefimiz vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak. Bunu söylüyor ama bir taraftan da piyasanın dengelerini bozacak bir adım atmaktan da geri duruyorlar. Yani böyle bir düzenlemeye de gitmek istemedikleri. Aynen, sözümde net olarak şu tam söylemek istediğimi, istediyse bile çekindikleri. Yani tam söylemek istediğimi ifade ettiniz. Öyle bir niyetleri Sayın Bakan aslında onu düşünüyor ama yıllardır yani piyasanın da içinde olan biri olarak sistemin işleyişini daha önce biz çünkü bir FX üzerinden biliyorsunuz bir yasa
gördük. Çıkarılmıştı o zaman. Ama orada tabii şey vardı Forex piyasasında. Kaldıraçlar çok yüksekti. Ve mağduriyetler çok fazla çok oluyordu. Fazla. Yani orada hani vergi alalımdan ziyade mağduriyetleri azaltalım niyetiyle yapılan bir düzenlemeydi. Ama sonra ne oldu? İşte bazı sonuçları oldu. Doğru yönde de sonuçları oldu. Biraz negatif yönde de sonuçları maalesef, oldu evet. Maalesef. Bazı önemli kurumlar Türkiye'de masası olan kurumların da Türkiye'den kapattığını gördük. Neticede çok iyi irdelenmesi, üzerinde çok düşünülmesi ve mutlaka piyasayla istişare edilmesi gereken bir konudur. Bir kere oranlara bir vakıf olmak gerekir. Çünkü bırakın 10.000'deyi, bakın bindeyi demiyorum. 10.000'deyi, bırakın 10.000'deyi. Çünkü bugün hiçbir aracı kurum artık müşterisinden bindelik bir oranla işlem üzerinden komisyon almıyor. Çok az. Belirli oranda. Çünkü overall'ı küçüktür. İşlem hacmi düşüktür. Ancak o tür müşteriler ama işlem hacmi yükseldikçe 10.000'delere düşüyor bu oran. Çok yükseldikçe 100.000'delere düşüyor Semra Hanım. Yani 100.000'delik oranlarla vergi işlem hacminden komisyon alıyor kurumlar. Şimdi böyle bir ortamda siz araya girdiğiniz an ve devlet olarak yani Hazine Maliye Bakanlığı'nın kararı bu yönde olacaksa vergi işlem hacminden ve işlemden her bir işlemden alım satım noktasında komisyona ek çünkü için içinde BSMB'si vesaire bir ek miktarı da olacak. Oranı belirlerken sektörle çok iyi istişare edilip ona göre işlem hacmini engellemeyecek uygun bir rakamda konsensus sağlanması evet. Sektörle de bunu beraberce düşünerek karar verilmesi uygundur diye düşünüyorum. Çünkü bunun dışındaki her türlü rakam spekülasyonu piyasayı biraz yorar. Hem yorar hem de yatırımcıyı korkutur. Yani korkutur. İçeride de 8,5-9 milyon neredeyse yükseldi. Sonra evet bir miktar geriledi ama bu kadar yatırımcıya ulaşmışken, bu kadar tasarrufu yastık altından çıkıp işte sermaye piyasalarına giriyorken, yani biz de bunun niyetindeyken yapılabilecek bir düzenleme, hocama şöyle pası atayım. Borsa gibi bir alanın halka arzlarda düşündüğümüzde bir dönem daha, bir süre daha yani teşvik noktasında düşünmesi bence daha uygun olur diye düşünüyorum. Yani çünkü halka arzlara ihtiyacımız var. Sermaye piyasasının tabana yayılması noktasında borsanın son dönem geldiği noktayı hep konuştuk. Bunun devamına ihtiyacımız var. Yatırım fonları yoluyla veya direkt yatırımcı yoluyla yerli yatırımcının da borsada etkin olup hem halka arzları fonlaması hem de piyasanın aktif işleyişi için sadece yabancı üzerinden konuşmayacak bir piyasa istiyorsak çünkü bu sefer vergi ödememek noktasına yabancı noktasına geçmeler olmuştu eski dönemde gelir üzerinden. Evet. Ama bu işlem vergisi ise eğer hani çok iyi hesaplanmalı ya da bir dönem daha borsa teşvik kapsamında düşünülmeli diye düşünüyorum kendi adıma. Peki. Belli eşikler aşıldıktan sonra sanki gelse daha iyi olur bilmiyorum hocam. Dengelenme yılını bekleyelim diyor. Peki kısa vadeli işlem sayısını azaltır mı? Yani yatırımcı biraz uzun vadeye yöneltir mi sizce? İnşallah. Hatırlıyor musunuz ben burada alsatçı oldum demiştim. Hatta yani alsatçıların oranı azalır mı acaba işlem vergisi yazdım. Geldiğinde? Ya baya değerli izleyici kalbur üstü ortalama üstü bir portföyle varoş gibi alsatçı oldum. Bunu düzenleyicinin görmesi lazımdı. Yani burada bir şey oluyor. Yani piyasa yatırımların ortalama vadesi 30 günlere falan yaklaştı. Bu iyi bir şey değil. Yani ben o duruma düşmüş olmamı bir serzeniş olarak ifade ettim ama en sonunda şöyle bir sizi yere geldik. Sizi buna iten neydi peki? İşte uzun vade diye bir şey yoktur'a geldik. Yani o tahta olay operasyonları başkaca işte şikayet edilen robotlar, diğer tarafta piyasada belli manipülatörlerin etkin olması vesaire, hepsinin bir bütünü gibi düşünelim. Yani zor ya gerçekten Türkiye'de borsada yatırım yapmak zor. Şimdi borsanın varlığı daha büyük bir anlam taşır. Yani oradan hükümete gelir aktaracak bir vergi kalemi üretmekten çok daha büyük bir anlam taşır. Parametre oluşturur özellikle.
en önemli ekonomik göstergelerden birisidir endeks. Onu bir kere cebinize korsunuz. Tabii tasarrufları motive eder. Şirketlerin yatırımlarını finanse etmek için alan açar. Borsa sadece pay piyasından ibaret değildir. Gerçi pay oradaki ihraçlar da yeni yatırımlar için mi ihraç yapılıyor, borçların finansmanı için mi falan tartışılır ama diğer sermaye piyasası araçlarını da ihraç edebildiğiniz işte ekonomideki verimliliği arttıran doğru yerdir. Kapitalizmde sermaye vergilendirmez. Siz konut alırsanız gider vergi ödersiniz. Arsa alırsanız, otomobil alırsanız, otomobili biraz ayırmak lazım. Onu konut, arsa gibi değerlendiremeyiz tam yatırım anlamında. Ama onun da yatırım niteliği vardır. Yok demem, inkar etmem. Ya da bir işletme kurarsanız sermayenizle, bir işletmeye ortak olursanız temettüğünüzle vesaire, işte hem işletmeniz vergi öder, hem sizin temettüğünüzden de vergi mahsup edilir. Bunlar kapitalizm içinde olağandır ama stok sermayenin vergilendirilmediğini görürüz kapitalizmde. Yani bu kapitalizmin ruhuna aykırıdır. O yüzden oralar biraz esnektir. Biraz da piyasa huysuzdur, geçimsizdir. İşte hemen korkarım der, ışığı kapatma der falan, değil mi? Öyle bir şeydir. Bazen de çok pozitiftir piyasa. Yani piyasanın da doğası o kadar karışık ki. Çünkü o doğayı birçok davranışsal farklı davranışsal karakterdeki unsur belirliyor. Bazıları pozitif, bazıları pesimist, farklı parametrelere açık bazıları. Ya piyasanın işte anlaşılması, bir insanı anladığımız gibi anlayalım desek geçinmek için kolay değildir, zordur yani. O yüzden de böyle şeyler gündeme geldiğinde hemen piyasa aman korkarız gideriz diye, sen de o haklı yorumları yaptın. İşte tepkisini verir, şunu yapar, bunu yapar. Şimdi vergiyi adalet ölçeğinde tartışıyor olmamız bir sorun. Dünya için bir sorun, Türkiye için daha önemli bir sorun. Vergi işte gelirdir, yani başka bir şey değildir. Hükümetin geliridir ama biz bunu yer yer adalet konusu olarak hem dünyada hem Türkiye'de tartışıyorsak bir sorun var demektir. Bu sorun, gerideki sorun kapitalizm. Fakat hadi diyelim ki bu sorunu kabul ettik. Vergiyi adalet olarak da tartışacağız. İşte İngiltere ultra varsıllardan yani çok yüksek servet sahibi, refah sahibi kişilerden ilave vergiler almayı falan tartışmaya başladı ki İngiltere bayağı aslında liberalizmin doğduğu yerdir. Yoksulları koruma politikalarında doğduğu yerdir. Yani onlar bizden önce deneyimliyorlar. Biz de mutlaka o tartışmaları bir gün bir yerde açacağız. Burayı vergilendirmek bana sempatik gelir ama adaleti sağlamak bakımından vergiyi konuşunca sempatik gelir. Yine de şunu söylüyorum, adalet vergi ilişkisi, adaletle vergiyi tartışmak çok yanlış bir tartışmadır. Bizim dünyada çok önemli bir yanlışlığa savrulduğumuzu bütün dünya olarak gösterir. Vergi gelir unsurudur. Yani adaletle falan alakası yoktur onun. Bu denklemde bizim en büyük sorunumuz maliye politikası idi. Daha önce de ifade ettim. Bunu bunu kolay anlaşılır anlatıyorum ama ille de kolay anlattığım halde anlaşılmıyorsa iktisadi yorum vereyim. Yani ben bugünkü ya da bir önceki enflasyon şokunun asıl besleyicisinin para politikası değil, maliye politikası olduğunu defaatle zannederim burada beraberken söyledim. Yani bizi ÖTV bu duruma getirdi. ÖTV'deki artış bu duruma getirdi. Para politikasının payı maksimum %30-40'tır. Asıl etken maliye politikasıydı. Maliye politikasının dolaylı vergiler üzerinden izlenmesi Türkiye'yi enflasyonist bir yer yapıyor. Bunu hem davranışsal olarak yapıyor yani, hem de buyurun. Evet, o dolaylılarda zaten yani Türkiye'nin en kronik problemi, evet. Yani son dönemlerin problemi değil. Onu azaltma, onu değiştirme, evet, planları var ama bugünden yarına gerçekleştirilebilecek bir şey gibi görünmüyor. Zannederim bunun için de o da var. Hı hı. Çünkü biz işte verginin %50'den fazlası dolaylı vergilerden sağlanıyor Türkiye'de. ÖTV yalnız hayli
payı düştü çünkü otomobil satışı yavaşladı. Yani madem ÖTV'nin artık payı yok, kaldıralım da gitsin dediye buradan bir mesaj vereyim. Fakat şunu söyleyeceğim. Her konuyu ÖTV'ye bağlama konusunda gerçekten çok kabiliyetlisiniz. Bağlanır ama. Borsa vergisinden de ÖTV'ye geldik. Evet. Çünkü şunu söyleyeceğim. Şimdi biz bu Cevdet Yılmaz'ın ilk daha göreve başladığında ekonomi yönetimi verdiği bir büyük mesajdı. Vergide bir reform mesajı. Hatta ya kurumlar vergisinde bir değişiklik olur mu falan diye burada tartışmıştık. Onu da konjonktürde biraz zor olabileceğini konuşmuştuk. Hatta biraz önce Cüneyt Baksoy'da dengelenme yılı olan 2000 daha sonra bu işlemlerin gündeme getirilmesi şeklinde bir yorum yaptı diye anladım. Bu yorumu öteden beri de koruyoruz yani bu masada. Dengelenme yılı 2026 gibi görünüyor. Oralarda çok yapısal şeyleri yapmak lazım. Şimdi bu... Ve topyekün yapmak lazım bence. Öyle. Evet. İşte alan, o topyekündeki olayımız dolaylıyla doğrudan vergilerin dengesini yeniden kurmak. Doğrudan vergiler lehine. Ama biz bunu doğrudan vergileri arttırarak mı yapacağız? Dolaylı vergileri azaltarak mı yapacağız? Zannederim strateji doğrudan vergileri arttırarak dolaylı vergilerin payını azaltmak şeklinde ki böyle tartışmalar işte yabancı işletmelere sabit bir minimum bir kurumlar vergisi, yabancı sermayeli işletmelere, yabancı demeyin, minimum bir kurumlar vergisi tanıtılması, işlem vergisi vesaire. Zannederim doğrudan vergileri arttırıp dolaylı vergilerin payını öyle aşağıda tutmayı düşünüyoruz. Ama sanki dolaylı vergileri azaltmak, enflasyonist etkileri yönetmekte daha belirleyici olabilir gibi geliyor. Adalet de biraz oradan çıkar diye düşünüyorum. İşte işlem vergisi uygulayacağız. Ortalama 10 milyon civarı yatırımcı var. Yarısından fazlasının portföyü 50 bin liradan daha az. Bunlardan vergi alsan ne olur, almasan ne olur yani bırakalım. Yapsınlar işlemlerini. Orada yalnız işi çok makro getirmeden hocam çok teknik olarak bir şey söylemek lazım. Tabii, tabii. Piyasa dediğimiz, market dediğimiz alanda fiyat oluşumu için işlem gerekir. Yani bu dünyada da hacim böyle, gerekir, Türkiye'de de böyle. Evet. Hacim olmadan, fiyat olmadan herhangi bir hissenin, ederinin orta ve uzun vadede, bakın kısa vadede demiyorum, orta ve uzun vadede hedeflediği fiyata gitmesi de kolay olmaz. Yani piyasa tüm dinamikleriyle çalışmalıdır. O dinamiklerin içinde uzun vadeli yatırımcı da vardır. Orta vadeli yatırımcı da vardır. Kısa vadeli yatırımcı da vardır. Küçük de vardır, büyük de vardır. Trade eden de vardır. Hatta anlık trade eden de vardır. Evet. Onun için bu normal olmalıdır. Ve burada bir ironiyi de net olarak söyleyeyim. İşlem hacmi düşer dediğimiz andan itibaren biz iki şeyi bir arada yapıyoruz farkındaysanız. Hem bazı yüksek frekanslı algoritmik işlemler yapan kurumları bir yandan hedef alıyoruz. Ama işlem vergisi üzerinden konuşulmaya geldiği andan itibaren hacim düşer diyerek bir noktada bir ironi de oluşturuyoruz. Yani demek ki işlem gerekiyor. Hı hı. İşlemin gerektiği noktada işlem vergisi üzerinden keşke bunları konuşmasaydık. Evet. Yani bugün yurt dışında ki işlem sürecinde de bu tip işlemler yoğun bir şekilde var. Ve yapay zeka da geldikçe daha da yoğunlaşacak. Bir kere bizim buna alışmamız gerekiyor bazı şeylere. Ama şu var. Market maker dediğimiz, yani piyasa yapıcı dediğimiz süreç Türkiye'de biraz zayıf işliyor Semra Hanım. Problem buradan kaynaklanıyor. Yani siz Amerika'da tavan taban yoktur işlem yaptığınızda. Bir hisse fiyat noktasında bir limiti yoktur. Türkiye limitte evet. Gider mesela. Neden yoktur? Bizde 20'den 10'a düştü o da. Çünkü bir noktadan sonra piyasada ekstrem işlemler olduğu an piyasa yapıcılar devreye girer. Anında kendi içinde piyasa kendini dengeler. O denge yetmiyorsa hemen daha kapsamlı, bizde de olmaya başladı son dönem kazanımlardan biri ama daha kapsamlı buyback'ler devreye girer. Tabii. Bu da olmuyorsa zaten regülatör takip eder piyasadaki işlemleri. Ona göre gereğini yapar. Tombul parmaklar falan konuşuldu. Bizde bir kamyon işi üstlerinden atmak için işte günlük hareket limitleri kondu. O zaman ne yapacağız biz? Hep beraber
her şeyi bir anda çözemeyeceğimize göre kademeli çözmek noktasındaysak bir kere bu işlemlerin tam olarak ne işe yaradığını, nasıl yapıldığını bir anlamak ve anlatmak gerekiyor izleyenlere, halkımıza. Hı hı. Ondan sonra da işlem vergisi dediğiniz andan itibaren neden bu işin bir anda böyle sıkıntılı bir sürece evrildiğini de doğru anlatmak gerekiyor. Hangi oranların aktif bir şekilde uygulandığını bilerek hareket etmek gerekiyor. Özetle bunlar önemli konular. Ama borsa gibi bir alan tam böyle kendimizi yukarı doğru taşıyacakken sermaye piyasaları üzerinden borsa gibi bir alana vergiyi böyle sanki hani sosyal medyanın konusu yapmadan Sayın Bakanımız da bu konuda titiz davranacaktır. Beklentimiz de odur. Sosyal medyanın hani öyle mi oldu böyle mi oldu noktasına getirmeden Ama dünkü yapmış olduğu Bakan Şimşek'in dünkü yapmış olduğu açıklama bence çok önemliydi. Piyasada oluşan o spekülasyonu saf dışı bırakmış oldu bence. Çünkü gelir üzerinden, kazanç üzerinden mi vergi gelecek konusu bir kere kapandı. İşlem üzerinden gelecek, o da çok sınırlı. Yani dolayısıyla piyasayı bozacak bir adım atılmayacağını buradan çıkarabiliyoruz. Ya bence kazanç üzerinden başladı bu tartışma da buraya geldi. Yıllardır yani kazanç üzerinden konuşuyor. İşleme nereden geldi. Tartışmanın nereden çıktığını ama. Sayın Bakanımız tabii ki söylemi, müdahalesi çok kıymetli. Hı hı. Ama keşke dediğim gibi hani bunları hep beraber sektörle beraber konuşarak ilerleseydik. Belki bu tip Sayın Bakanımızın müdahalelerine de gerek kalmayacaktı. Bir de ben çok net bir şey söyleyeyim. Kripto piyasasıyla hisse senedi piyasası arasında benim realitemde çok büyük bir fark var. Aynı noktada. Aynı kefeye konulmamalı diyorsunuz. Yani aynı başlık altında konuşulmaması gerekir. Sayın Bakanımız onu bakış olarak söylüyor. Yani kendi görüşüyle vergilendirilmemiş alan kalmaması adına bunu ifade ediyor. Ama tabii hisse senedi dediğimiz zaman halka arzları da içine aldığımız sermayenin tabana yayılması dediğimiz şirketlerimizin daha ucuz kaynağa ihtiyaç duyduğu bir ortamda borsayı kullandığı bir süreçten bahsederken takdir edersiniz ki kripto varlıkların bambaşka bir alanı ve mecrası ve hikayesi var. Hisse senetleri ise bir ülkenin kalkınması için, refaha ulaşması için gerek şarttır. Onun için hani borsa üzerinden çok temkinli olmakta fayda var ben kendi adıma. Evet, yani o yüzden yani dün çok fazla iddialar, çok fazla spekülasyonlar yapılmaya çalışıldı. Hafta başından bu yana hatta. Bakan Şimşek'in yapmış olduğu o dünkü açıklama piyasadaki bu şeyi, tansiyonu sanki biraz düşürdü ama hani o sosyal medyada dolaşan evet, o haberi. Evet, hareket onu gösteriyor. Evet, o haberin hiçbir dışında orana inanmasınlar da ortada bir şey yok. Ama yani ama belli meselelerimizi tartışmak için bu ama iyi bir. Ama bir de şunu söyleyeyim parantez içinde. Hani sektörle görüş alışverişi yapılmalı diyorsunuz ya. Çok haklısınız tabii mutlaka. Belki bence bir nebze yapılıyordur o. Tamamen kopuk yapılacağını zannediyorum. Ben de yapılmasını o yapılmadan olmuyor. Evet, evet. Yani herkese tabii yapılmıyordur ama çünkü yapıldığı an, çok fazla yayıldığı an spekülasyon da çok artıyor. Aracı Kurumlar Birliği'ne falan görüş sormuşlardı. Yani. Evet, SPK'ya aracı kurumlar birliği de. Borsa Başkanlığı'na, SPK'ya aracı kurumlar birliği'ne. O yüzden hani birebir bu kadar görüş alınması spekülasyonu da artırır diye düşünüyorum. Belki onun önüne geçmek için bu görüşleri belki daha da sınırlı. O görüşler olduğu zaman mutabakat sağlanır zaten. Herkesin konsens olduğu bir rakamda uzlaşılır. Yani sonuç özetle ekonomi yönetimi piyasa dengelerini bozacak bir adım atmayacak. Atmayacak. Burada evet vergi bir düzenlemesi gelecek anlıyoruz ama bu vergi düzenlemesi piyasada hani ne yatırımcıyı korkutacak ne de dengeleri bozacak bir adım olmayacağını net bir şekilde anlıyoruz. Yani bunun oranı ne olur, rakamı ne olur önemli değil ama sonuçta önemli olan piyasayı bozmayacak olması. Yurtdışındaki örneklerine baktığımızda işlem vergisi uygulayan ülkeler de var belli oranda ama gelir vergisi alan yıllık kazancından ülkeler de var. Belli bir oranı aştığı andan itibaren enflasyona bağlı olarak o gelirin üzerinden belli oranda vergi alan ülkeler de var. Sermaye piyasaları üzerinde. Onun için bizim o noktaya önce bir gelmemiz gerekiyor. Dengelenme sürecini tamamlayıp bu konuları öyle tartışmamız ve mutabakat için tartışmamız daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Peki borsadaki bu satış baskısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Konu gelmişken onu da sorayım. Evet bugün bir miktar yükseliş var ama yani 10 binlerden 11 bine çok hızlı giden bir borsa vardı karşımıza. Bir aynı hızla neredeyse geri geldi. Ve sürekli bir satış baskısı var. Yükselemeyen bir borsa var ki bu kadar pozitif gelişmenin içerisinde. Semra Hanım, borsanın zaten konusu vergi değil.
Vergi suni gündem. Ben vergi dışında genel olarak soruyorum. Şu birkaç gündür konuşuldu vergi ama baskı vergiden dolayı olmuyor. İki türlü mekanizma işliyor. Bir, haber akışlarını belli oranda fiyatladınız. Belli sektörlerde. Örneğin bankacılık sektöründe. Örneğin tükettik onları, bitti diyorsunuz. Yeni haberlere mi ihtiyaç var? Tam tüketmedik. Altyapısı her zaman besler hareketleri. Ama önemli bir kısmını zaten fiyatladı. Kalan kısmının fiyatlanması yeni haber akışlarına bağlı. Şimdi tam Haziran ayı bu noktada pivot bir ay. Bunu aylardır zaten ifade ediyoruz. Sizde de ilk yayından beri Haziran ayının önemini belirtiyoruz. Şimdi Borsa İstanbul'un geldiği nokta teknik olarak da, temel olarak da önemli dirençlerin eşiğinde bir Borsa İstanbul. 2017-2018 tepesini dolar bazlı geçmiş, onun üzerinde kalmaya gayret eden bir Borsa İstanbul. Bir kere bu çok önemli, dolar bazlı. Önemli bir eşiği geçiyor Türkiye. Bir algıyı atlatıyor. Yani Raip Branson davaları sonrası o üzerimizde oluşan baskının üzerine çıktık fiyatlama olarak dolar bazlı. Tam 6-7 sene sonra Semih Hanım. Bu çok önemli. İki, TL bazlı da teknik olarak çok önemli bir dirence geldik. 11.200'ler kitabi olarak %61.8'dir. Fibo düzeltme noktası. Yani teknik olarak da hem TL hem dolar bazlı önemli bir eşiğe geldik. Haber akışı olarak da önemli bir eşiğe geldik. Ne anlamda? FED var haftaya. Bugün ECB var. Avrupa Merkez Bankası. Dün önemli bir haber vardı. Yusuf Hocam da takip etmiştir, siz de takip etmişsiniz. Kanada 4 seneden sonra ve ilk defa faiz indirdi. Neden önemli? Ben net olarak söyleyeyim. Faize artış noktasında karar verdikleri İlk ay Fed'in de Kanada Merkez Bankası'nda 2022 Mart. Yani enflasyonla mücadelede karar verdikleri ay. Daha sonra eş zamanlı Kanada Merkez Bankası 10 faiz artışı yapıyor. Fed 11 faiz artışı yapıyor ardışık olarak. Kanada 5'e geliyor. Fed 5.5'a geliyor. Ve Temmuz ayı 2023'te son faiz artışı yapılıyor. Eylül'den itibaren bekle göre geçiyor Kanada. Aynı şekilde FED'de. Yani aralarında adı konmamış, net olmayan ama dolaylı bir korelasyon var bu iki merkez bankası. Var, literatürde hiyerarşi tanımlanmış durumda yani, ama hiyerarşi bozuyorlar şimdi. Şimdi şu an çok enteresan. Kanada'nın bu faiz indirimi, bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek bir faiz indirimi piyasalar için çok önemli. Neden? FED biraz öteleyecek, anlaşıldı bu. Hatta biraz güçlü dolara geçecek. Hocamın dediği o doları kullanma efektini Amerika bir dönem daha kendi enflasyonu üzerinde kullanacak. Öyle anlaşılıyor. Hatta Meksika ve Hindistan'da bir spesifik durumun yaşandığı seçimden dolayı onu da aslında konuşmak lazım ama özetle globalin vereceği destek bunu ay netleşecek. Haziran ayında netleşecek. Yani ECB ve Kanada Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası piyasa risk iştahını biraz koruyabilir FED'e rağmen. FED faiz indirene kadar. Peki Avrupa şu mesajı verirse, yani biz tamam sıfır işte 25 bas puanlık bir indirim yapıyoruz. Ama bunun çok devamı gelmeyecek yani. Sınırlı devamı gelmeyecek demeyecektir. Takip edeceğiz diyecektir bana. Yani evet, devamı gelmeyecek derken ben onu manevra alanımız oluştuğu sürece bir kere yurt dışından bunun mesajını alırsa, bunun sinyalini alırsa piyasa, bu ne demek? Bunun fiyatlaması nasıl olur? Gelişen piyasalar para akımı hızlanır demek. Çünkü yeterince fiyatlandı. S&P, Nasdaq, Dow Endex. Gelişen piyasalarda rekorlar DAX var. O nereye gidecek? Yani o çok düştü denen Hindistan'a bir baksınlar. Hindistan nereden nereye? Daha bir yere gidemez herhalde. Tam 20 senedir yükselen trend. Daha nereye Sebra gidecek? Bir grafiğe baksak. Nereden nereye gitmiş? 70 bin, 75 binler. Tarihi rekor seviyelerden bir düzeltme yaşadı diye piyasa ayağa kalktı. Yani bırakın da biraz düzeltsin. Hindistan sonsuza kadar yükselemez. Hong Kong'u kırdı geçti. Şimdi hikayesi olan bizim gibi ama görece değil, bakın net ucuz kalmış. Bu cümleyi özellikle kullanıyorum. Ülkelere para girişi hızlanır. Sermaye girişi hızlanır. Çünkü kar arar, hazır faiz indirimi ortamında oluşmuşken bu kar kademe yani kademe yüksek faiz yapıyor. Verenlerle kendisi arasındaki faiz korelasyonu kullanır. Açılmış oluyor. Dolayısıyla biz daha aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Şey oluyoruz. O faiz adlerinden dolayı hem TL tahvillere giriş hızlanır hem de borsa tarafına hikayesinden dolayı giriş hızlanır. Gri listemiz var. Vay,
çıkmasını beklediğimiz, Haziran ayı içinde netleşmesini beklediğimiz. Artı swap tarafındaki normalleşme, bir kademe daha aldık orada mesafe. Biz artık %1'lik hareketlere bile piyasada hemen telefonlara ya ne oluyor diye sormaya başladıysak bu iyi bir haberdir. Evet. Yani kur bir 32-33 bandına doğru, 32'den 33'lere doğru bir hareketlilik oluşturdu. Bu normal hareketleri. Merkez Bankası çünkü hocam siz de fark ettiniz serbest bıraktı. Ve swap normalleşti yandan itibaren. Yabancı akışı o swapla netleştiği zaman, gri listeden de çıktığınız an, bir de Temmuz ayında Moody's'den bir yeni not artışı, üçüncü not artışı da realize olacaksa hikayem önümüze gelir. Hı hı. Türkiye'nin borsa tarafında hareketi devam eder. Trend bitmez. Ama şu şikayet var haklı olarak yatırımcımızda. Ona da değinim hemen hocama vereyim. Biraz fazla zaman aldım ama. Genele yayılma yok. Ama biz bunu söyledik. Hakikaten söyledik. Bir senedir. Sektör seçimi, şirket seçimi çok önemli. Çünkü önceden fiyatlanmış bilançolar var. 2-3 senedir yani pandemiden sonraki ilk hareket tüm hareketlerde olur. Kudret Bey biraz önce şey söyledi. Yani hep holding ve banka dedik. Bundan sonra likiditesi güçlü olan, BIST 30'da likiditesi güçlü olan şirketlere de yabancının ilgisi artabilir dedi. Siz katılıyor musunuz? Katılıyor buna? Kudret kardeşim. Doğru söylemiş. Hatta ben genişletim. BIST 30, BIST 50, BIST 100 için. Ama likiditesi güçlü olan şirketler. Likiditesi, hikayesi, dönüşümü, bilançosu, önümüzdeki dönem potansiyel katma değeri yüksek hisselerde yeni arayışlara girer yabancı. Çünkü bankadan yeterince aldı. Ha fiyatlanmamış banka yok mu? Var. Şimdi burada yatırım tavsiyesi gibi olmasın ama ben bankalar üzerinden konuşuyorsak bazı bankalar evet Yapı Kredi Bankası olayı zaten başlı başına bir ayrı bir konu ama kamu bankaları daha bu hareketin içinde nerede? Yani ABD, kamu Türkiye bankaların üzerine tabii başka baskılar var. Var. İşte o baskılar kalkarsa iş nereye evrilir bilemem ama holdinglerdeki hikaye devam ederken artık ana metal, sanayi, ulaştırma, teknoloji, bilişim, gıda, petrokimya gibi sektörlerde hareketlilik genere yayılım gösterebilir yeter ki. Faiz inerse metal sektörler de hareketlenir. Haziran ayını Semra Hanım 11.200 üzerinde tamamlayalım. TL bazlı, dolar bazlı da 3.45 üzerinde, 3.50'ler üzerinde tamamlayalım. O zaman o genele yayılmayı ve yabancı hareketin daha hızlandığını görebiliriz. Bu olmadıkça biraz daha çünkü zaman kaybı uzayabilir. Onun için çok kritik bir aydayız, net olarak söyleyeyim. Avrupa'nın faiz indirimi Türkiye'ye gelişmekte olan, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri avantajlı konuma getirecek. Peki biz hep şeyi bekliyoruz. Yani Avrupa bizim en önemli ihracat pazarımız. Avrupa'da faizler inince Avrupa'da ekonomi hemen canlanır. Bizim de ihracatımız artar. Çok iyimser bir senaryo mu bu? Biraz iyimser yani. Yani çünkü Avrupa ekonomisi yani faiz indirdiğiniz zaman 25 bas puan faiz indirdiğiniz zaman hemen hareketlenecek, hemen canlanacak bir pazar değil. Çünkü yaşlı bir pazar, çok durgun bir pazar. Doğru. Yavaşlatacak adımların etkisini daha sert görüyorsunuz ama hareketlendirecek adımların etkisini daha gecikmeli görüyorsunuz. Evet. Yaşlı bir nüfus olduğu için. Bir de bizim ihracatçı kurdan şikayet ediyor. ECB, Avrupa Merkez Bankası faiz indirirse parite bozulur. Parite bozulunca bizdeki euro kuru da düşer. Bu sefer bizim ihracatçı İyice şikayet eder duruma gelir. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Ama önemli yani Avrupa'nın FED'den önce hareket etmesi bana garip geliyor. Yani neden ama oradaki daralma yani Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi Avrupa ekonomisine göre daha canlı. Avrupa'da tabii. Evet enflasyonun belini kırdı. Yani şu anda böyle bir düşüş şeyine geçti. Dolayısıyla da içeride ekonomiler çok yavaşlamışken, teknik resesyonlar yaşanırken böyle bir faiz indirimine gitme ihtiyacı ortaya çıkmış gibi görünüyor ama. Zaten var yani ama Avrupa'nın bir kısmı için var, bir kısmı için yok. Lagarde'da Şahin. Fakat bilmiyorum orada eğer Lagarde'ın alacağı pozisyonu piyasa pozisyonu olarak değil de siyasi pozisyon olarak görürüm. Bu bence önemli bir tartışma yani. Lagarde kararını ekonominin parametrelerine göre mi verecek? Siyasetin parametrelerine göre mi? Siyasi bir karardır hocam. Verecek.
Çok sen de beni destekliyorsan. Bakın ilginç bir yere gidiyoruz. Yani çok ilginç bir yere gidiyoruz. Hiyerarşi kırılıyor. İşte Çin hala çok güçlü. Altın topluyor piyasadan. Türkiye de bu dönüşümde kendine bir yer arıyor falan. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ben 4000 iken piyasa bu beraberdik yine Semra Hanım'la 9000'i görürüz demiştim. 9000'i güncelleyemedim. Hala benim kafam 9000'de. Yani o parametreler bana gelmiyor. Biraz kurdan oluyor olabilir. Kuru işte borsa çıktıkça dolar cinsinden çıkıyor aslında bir taraftan da kur sabit gittiği için. Fakat Cüneyt Baksoy'un yorumları bana bayağı yardımcı oldu yani bir yerlere doğru hareket olması için. Ama belirleyici olan şudur. Şimdi bizim faiz indirdiğimiz dönemde hiçbir anormallik yoktu. Neden yoktu? Çünkü biz ne zaman FED faiz arttırsa faiz indirmişiz. Ne zaman FED faiz indirse faiz arttırmışız. Dünyada bu kadar normalde merkez bankaları arasında diyelim bir hiyerarşi vardır. Hepsi FED'i takip eder. FED'i takip edersen zaten Türkiye'de dünyanın neresinde olursan ol ıslık çala çala Merkez Bankası Başkanı olursun. Ha, başka şeyler yapayım ekonominin ihtiyaçlarını göreyim falan dersen de dayak yersin. O yüzden FED'i takip etmek dünyada böyle daha kolaydır. Dünyada onu yapar. Derin mesajlar içeren bir tabii. paragraf dinliyor. Yani ileride Merkez Bankası Başkanı olacak gençlere FED ne yaparsa onu yapın. Başınız yani ağrımaz. Dünyanın neresinde olursa. Nerede FED'in nasıl olacağına bağlı. Hocam. Fakat Türkiye farklı. Türkiye bütün periyot boyunca orada bu grafiği vermiştik biz ekrana. İsterseniz arada o grafiği tekrar bulurum gönderirim. Bütün periyot boyunca FED ne yaparsa tersini yapmış. Çünkü evet bakın mantığı var. FED faiz arttırsa dolar yurduna dönecek. İçeride finansmanı sağlamak biraz daha güçleşecek. Olabilir. FED faiz indirirken para piyasalara akacak. Bu sefer senin arttırman gerekiyor. Niye? Ben buradayım diyeceksin. Ya nereye gideceğiz falan diyecekler. Hop bir faiz arttım ben buradayım. Ya da faizde yukarıda kalacaksın ki sabit kalacaksın. Yukarıda ya şu an ben buradayım dedik aslında. 45'te bıraksaydık. 5 aydır buradayız diyoruz. 45'te hocam. Bıraksaydık FED faiz indirimi yapmaya başladığında Eylül ile biz buradayız diyecektik. O yüzden de ben Eylül-Ekim'de 2 faiz arttırımı bekliyorum. Yani bize, bizden. Evet. Bize o arttırımı. Arkadaşlarım bunu çok kere ifade ettim biliyorsunuz. Bu konuda evet yani bu konuda gerçekten Yusuf Hoca çok farklı bir görüş bildiriyor piyasanın dışında. Şimdi biz enflasyonda zirveyi gördük hocam. Evet. Haziranda sınırlı bir düşüşe geçecek enflasyon. Doğru. Temmuz Ağustos'ta baz etkisi ve programın da etkisiyle çok güçlü bir düşüş görmeye başlayacağız. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos. Evet. Enflasyon bu şekilde düşüşe geçmişken yani dezenflasyon süreci Haziran ayı itibariyle başlarken Merkez Bankası ek faiz indirimine ihtiyaç duyacak mı diyorsunuz? Arttırımına. Tabii. Evet. Tam tersini söylüyorum. Merkez Bankası Eylül-Ekim'de faiz arttırır. Eğer 38 enflasyonu tutturalım gibi bir niyetimiz varsa. Yoksa tutmaz zaten onu söyleyeyim. Yoksa tutmaz. Bu piyasanın bu ortodoksinin gereği. Bu faizin zaten piyasa üzerindeki negatif etkileriyle de uğraşıyoruz hocam. Evet. Dezavantajlarıyla bak, uğraşıyoruz. Anda, neden? Çünkü piyasada ciddi bir TL likiditesi bollaşması var. Evet. Bunu da çekmeye çalışıyor. Evet, faiz arttırma da onu çekmek demektir. Mevduatın tahakkukları. Bunu nasıl yukarı alacak hocam peki Merkez Bankası? Efendim? Kuru kontrollü bir şekilde nasıl yukarı alacak? Yok kur bir daha çıkmaz. Ama şu şeyi yaşıyor Merkez Bankası eminim yani. Ah şu kuru 36'ya çıkarıp 32'ye düşürseydik ya da 36'ya çıkarıp 28'e düşürseydik şeyini yaşadığına eminim. Ama burada... Bence tam tersi yatay tutmaya çalışıyor. Çünkü siz yatay tuttuğunuz sürece yani sabit istikrarlı bir seviyeye kavuşturduğunuz zaman yabancı yatırımcıyı çekersiniz. Yok. Yabancıyı... Ben bakın yabancı, şimdi şunu da söyleyeyim. Bakın şimdi i̇şte yabancı hangi kurla giriyorsa o kurla çıkmak ister. Yok çünkü ya, öyle siz... bir yabancı olur mu? O evliya denir ona. Öyle yabancı olmaz. Şimdi içeride siz %50-60 faiz veriyorsanız yabancı kılçıksız o faizi alabilmek için kurda hiçbir oynaklık istemez. Eğer kurun oynaklığını görürse temkinli gelir. Ben bu
aldım, elde ettim faizin ne kadarını kurla kaybedeceğim evet. diye hesap eder. Evet. Bu yüzden korkar gelmez. Evet. Kur ne zaman istikrara kavuştu? Biz yabancı yatırımcının en fazla giriş yaptığı dönem ne zaman? Seçim sonrası. Seçim sonrası ciddi bir istikrara kavuştu kur. Onunla birlikte yabancı girişi arttı. Şimdi sen yabancıya dersin ki hadi iyi faiz alıyorsunuz, ha, iyi kazanıyorsunuz. Bu benim kardeşim, sen onu niye karıştırıyorsun? Sen kurdan ne kazanıyorum onu söyle bana de. Şimdi piyasada şöyle bir spekülasyon var. İşte Bakan Şimşek yabancıya söz verdi, kuru sabit tutacağım. Yabancıya öyle bir söz verilmez. Yabancıya verilecek söz, merak etmeyin kuru düşüreceğiz sözü olabilir. Onu da belli ki onu vermemiş. Onu da demez hocam. Onu da belli ki vermemiş, vermez de. Fakat ben kurum seviyesinden şunu anlıyorum. Bakan Şimşek içeriye merak etmeyin kuru düşürmeyeceğiz diye bir kendini bağlamış gibi hissediyorum. Bunda Türkiye'nin hayrına olduğunu. Kur üzerinden düşün. Bağlayıcı bir söz söyleyeceklerini yok. Zannetmem hocam. Tamam. Bunu yani ısrarla dile getiriyorlar. Sıklıkla zaten bir kur hedefimiz olmadığını. Ne Merkez Bankası olmaz, ne Maliye Bakanlığı, zaten Sayın Bakanımız, o, Başkanımız. O spekülasyonları eleştirmek için bir tartışma açıyorum. Yani kuru sabit tutacağız diye yabancıya taahhüt vermiş olamaz. Yabancı bir taahhüt istese kuru indirmek için taahhüt ister zaten. Şimdi ya öyle bir spekülasyona bakanın cevap vermek zorunda kalması da yanlış. He, böyle bir kur sabit gidiyor ne demek? İçeriye. Peki bir ara soru sorabilir miyim hocam? Semra Hanım izin verirseniz. Buyurun. 36-38 sene sonu kuru hedefleri var. Evet. Birçok kurumun ya da beklenti. Yani 40'ın üzerindeydi, biraz evet. daha aşağı geldi. 36-38 gibi bir yerde seneyi bitiririz. Peki o kur oraya nasıl gidecek? Bir de faiz arttırıldığı bir ortamda sizin yani değişinizde. Gidemez. Ya o, eğer biz 38... Gitmiyorsa o sadece bir hedef mi yani? O, kurun 38... Ya da öngörü mü pardon? Şöyle, sene sonu nokta kuru ortodokside... O zaman bir ithalatı ne yapacağız hocam? O, bakın ortodokside eğer birisi 38 kur bekliyorsa... Bu şu demek değil. 32'den 38'e çıkacak demek değil. Onu anlıyorum. Bu kabul şu ediyorum. Demek 32'den 42'ye çıkacak, 38'e düşecek demek. Yoksa o enflasyon hedefini tutamazsın. Hocam, yani ona böyle bakarsanız şey, orta vadeli programın hedefi de vardı. Ortalama kur yıl 36. ortalaması 36 idi. Evet. Sene sonunda 40-42'ler evet. civarında bir yerdi. Şimdiki gelişmeler biraz o şeyi değiştirdi. Orta vadeli program kendini revize eder mi etmez mi? Onu İlerleyen dönemde göreceğiz Sayın Bakanımız. Ya eder. Şey, açıklayacaktır. Ama enflasyon beklentisini 38'den yukarı çıkarırsan kuru da yukarıda bir yerde bekleyebilirsin. Kurun da bir miktar kademeli bir şekilde. Yani Türkiye kendi enerjisini, kendi cari açını netleştirecek tüm dengeleri kurduğu sürece kadar. Evet. Dengelenmenin de üstü bir yerden bahsediyorum hocam. Evet. Dengelenme ayrı bir şey. Türkiye'nin döviz fazlası veren bir ülke olması realitesi başka bir şey. Evet. O noktaya gelene kadar bizim kuru da belli bir noktada stabilize ettiğimiz noktada sabit noktadan kademeli bir şekilde belirli bir açıyla ve rasyonelleştirmemiz gerekiyor. İşte dengelerimiz onu yaparsak 38 hedefi tutmaz. O yüzden de ben borsadaki 9000'imi güncelleyemiyorum. Peki. Araya gidiyorsun. Ben güncelletirim hocam size onu. Tamam. Grafiklerle. İşte buna devam ederiz. Peki. Bir virgül koymamız lazım. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuklarımız Profesör Doktor Yusuf Dinç ve Cüneyt Paksoy ile birlikte, ama bu dilime başlarken öncelikle bir bağlantı yapalım. 6. Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul'da başladı. 4 gün sürecek etkinliklere İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak. Detayları alacağız. Elif Yeşilelioğlu şu anda bizi o noktada bekliyor. Elif merhaba. Nasıl bir hareketlilik var? Neler olacak bu yıl? Evet Semra Karabaş, aslında senin de vurguladığın üzere bugün itibariyle yoğun bir ilginin olduğunu belirterek başlayalım. Buradaki atmosferi göstereceğim ama etrafımda tabii çocuklar da var demiştim. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasıl, beğendiniz mi burayı? Beğendim. Çok güzel etkinlikler var. Şimdi mi geldiniz? Evet, şimdi geldik. İsminiz ne? Tuana Şevval.
Tamam, size iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkürler. Tabii çocuklardan özellikle yoğun bir ilgi var. Günün erken saatleri itibariyle başladı. Şöyle bir dönelim kameraman arkadaşım Murat Er'le birlikte. Çocukların yoğun katılım gösterdiğini sizlere de anlatalım. Tabii etnospor oldukça önemli bir konuma sahip. Çünkü geleneklerimizi ve göreneklerimizi yansıtıyor aslında. Bu önemli festival bugün itibariyle kapılarını açtı ve 4 gün boyunca da devam edecek. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olduğumuzu söyleyelim. Burada geleneksel el sanatları yer alacak. Hemen burada oluşturulan standı sağ tarafta kameraman arkadaşım Murat Er gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi birçok farklı stand oluşturuldu. Bu standlar el sanatlarını görebiliyoruz. Bir hayli büyük bir yere yapılmış. Kameraman arkadaşım bizi de bir görsün. Yine çocuklar geldi yanıma. Merhaba. Merhaba. Siz de mi yeni geldiniz? Evet. İsmin ne? Hure. Burada en çok neyi merak ediyorsun ya da ilk geldiğinde ilk hangi standı gezdin? Yani buradaki etkinlikler. Etkinlikleri merak evet. ediyorsun. Gün boyu burada mısın? Hayır. Tamam. Size iyi eğlenceler diliyoruz çocuklar. Hoşçakalın. Tabii bir yandan da buradaki atmosferi gösterirken oluşturulan alanları da göstermek gerekiyor. Çünkü oldukça büyük bir alana buranın kurulduğunu söyleyelim. Bu yıl 6.sı yapılıyor. İstanbul'da 6. kez düzenleniyor Etnospor. Ve 4 gün boyunca bulunduğumuz lokasyonda etkinlikler olacak. Burada aslında Türk kültür ve geleneklerinde yer alan sporlar tanıtılacak. Hem gençlere, yeni nesle hem de buraya gelen farklı aslında ülkelerden gelenler de var. Bunun da altını çizmek gerekir. Özellikle Romanya bu sefer yani 6.sı düzenlenen bu festivalin davetlisi olacak. Biraz daha ileri bir alana doğru yürüyelim kameraman arkadaşım Murat Er'le birlikte. Farklı standlar kuruldu demiştik farklı lokasyonlara. Burada geleneksel el sanatlarının yanı sıra atlı sporlar ve güreş alanları da kuruldu. Yine farklı tezgahlar da yine burada oluşturulan bu alanda yer alıyor. Aslında buraya gelen ziyaretçiler 4 gün boyunca Türk kültüründe yer alan sporları ilk olarak öğrenecekler. Burada deneyimleme imkanı bulacaklar. İzciliğe ve kampçılığa dair gelip görebilecekler hazırlanan standları hem de en önemlisi aslında deneyim sahibi olabilecekler ücretsiz bir şekilde. Buraya gelen vatandaşlar burada hazırlanan bütün bu platformlardan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Bunun da altını çizelim. Atatürk Havalimanı'ndayız demiştik. Atatürk Havalimanı'na gelindiği vakit burada oluşturulan linklerle, servisler aracılığıyla vatandaşlar alana rahat bir şekilde getiriliyor. Bunun da altını çizmek gerekir. Bugün başlayan bu önemli etkinlikte, önemli festivalde günün erken saatleri itibariyle oldukça yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu söyleyelim. Sizler de keza ekranlarınızda görüyorsunuz katılımın bir hayli bu saatler itibariyle fazla olduğunu ve daha yeni açıldığını söyleyelim. Günün ilerleyen saatlerinde çok daha fazla katılımın olması bekleniyor. Şimdi bir farklı bir standdayız. Azerbaycan Kültür Merkezi Kültür Merkezi'nin hazırladığı bir milli çadırı şu anda ekranlarınıza yansıtıyoruz. Aslında ve geleneklerinde yer alan her şey etnospor'da buradaki bu festivalde vatandaşa sunulacak. Hem gelip görebilecekler hem de yine deneyimleme imkanı fırsatı bulacaklar. Biraz daha ilerleyelim. Kameraman arkadaşım Murat Er'le birlikte etnospor'un yapıldığı, başladığı o alandayız. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız. 4 gün boyunca sürecek. Bugün itibariyle kapılarını açtı ve yoğun bir ilgi var. Bizler gün boyu etnospor'da olacağız. Bu alanda olacağız ve buradaki atmosferi aslında sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız diyelim ama şimdilik sözü yeniden sana bırakalım Semra Karabaş. Teşekkür ederiz Elif. Elif Yeşil Elioğlu aktarmış oldu bize 6. Etnospor Kültür Festivali'nden son gelişmeleri. Biz de gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz konuklarımızla. Profesör Doktor Yusuf Dinç ve Cüneyt Paksoy ile birlikte. Evet şimdi aslında gelmeye çalıştığım başka bir nokta da şu. Yani evet enflasyon hafta başında geldi, zirveyi gördü. Yabancı yatırımcı girişi çok hızlı bir artış gösteriyor. Merkez Bankası rezervlerini artırıyor. Yani finansal piyasalar açısından bakıldığında çok pozitif bir tablo var karşımızda. Ama reel sektör tarafına baktığımızda orada biraz işler sıkıntıya girmeye başladığı evet. gibi görünüyor. Yüksek faizin de etkisiyle. Çünkü yani hani bırakın yeni yatırım
iştahını, yeni yatırım yapmayı, yeni alanlar açmayı, ciddi anlamda borç çevirmede de sıkıntılar yaşandığına dair zaten Konkordato sayıları bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi iç talebin de içeride, iç talebin de önümüzdeki aylarda gerilemeye başlayacağını söylüyor ekonomi yönetimi. İç talep de soğursa, çok ciddi bir soğuma olacağını beklemiyorum ama bir miktar soğuyacak. İşsizlik olursa ciddi olur. Evet, şimdi bunun işsizlik tarafındaki faturası olur mu? Beklentilerimizden daha sert bir daralmayla, daha sert bir yavaşlamayla yılın ikinci çeyreğinde ya da yılın son çeyreğinde karşılaşma olasılığımız var mı? Şimdi bizim piyasayı finanse etme bakımından piyasanın kendi içine düştüğü bir zorluk var. Normalde biz piyasanın finansmanını yarısını bankacılık sektöründen yaparız, krediyle yaparız. Yarısı da sistem birbirini finanse eder gibi bir yapı var. Fakat orada da bir zorluk olduğu anlaşılıyor. Yani şu anda bizde toptandan perakendeye bir finansman modeli çalışır. Yani firmalar birbirini sırtında taşır. Özellikle de üreticiler kendi alıcılarını biraz sırtında taşır. Orada böyle bir eğilimin de yavaşladığı görülüyor. Çünkü endişeli bir hal var. Dediğin gibi biraz daha işte sıkılacağı piyasanın bir dalganın yaklaştığıyla ilgili bir endişe var. Kimse kimseye de piyasada kredi açmak istemiyor. Yani işte vadeli mal vereyim şöyle yapayım falan gibi bir iklimde biraz zayıflamış gibi duruyor. Tahsilatlar zayıf, siparişler de zayıf. İhracatçı firmalar mevcutta iyi durumda gibi görünüyor ama iç piyasaya iş yapan özellikle emek yoğun sektörlerin çok zorlanmaya başladığını görüyoruz. Hem siparişler hem tahsilatlar bakımından. Bu ortamın tabii biraz önce benim aradan önce anlattığım çerçeve denklem ortodoks politika denklemi. Fakat mevcut gayretin de tam o parametrelerle sürdürülmediğini, mümkün olan en yumuşak inişin zorlandığını düşünüyorum ben ekonomi yönetimi tarafından. Merkez Bankası'ndan biraz tavrının öyle olduğunu düşünmüyorum ama ekonomi yönetiminin bütünü bakımından mümkün olan en yumuşak inişi deniyor Türkiye. O yüzden ortodoksinin işte teorinin söylediği bazı şeyler gerçekleşmeyebilir. Gerçek ortodoks olarak da bulunmuyor. Yani gerçekleşmeyebilir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçları ve gereksinimleri için böyledir, böyle yapılıyordur diye düşünüyorum. En yumuşak inişe hazırlandığımız bu durumda işte enflasyonla mücadele programı uygulanıyor diye ifade etmişti Cüneyt Paksoy yayının en başında. Enflasyonla mücadele programı burada başlayacak. Bugün başlıyor yani. Bu hafta işte öyle söyleyeyim bayramdan sonra. Buraya kadar ki hep ödemeler dengesi. Cari açığın finansmanı mücadelesiydi. Buradan sonra enflasyonla mücadele başlayacak. Bunun da etkilerini büyük ihtimal işte Temmuz'da en derin hissedeceğimiz ay olabilir. Sarkarsa belki Ağustos'a falan. Orada bir Türkiye de reel sektör bir sarsıntı hissedebilir. Eğer kotarabilirse ekonomi yönetimi en sıkıntılı dönem orada geride kalır. Ama yumuşak inişi zorlayan şartlar gelişirse ki dünyada çok sağlıklı bir yere doğru gitmiyor. Bunda bizim için en önemli risk enerji fiyatları gibi duruyor. O yumuşak inişimizi bizim çok zorlar, aşırı zorlayabilir. Başkaca bizim Rusya ile ticaretimiz üzerine çok önemli bir baskı kurulmaya başlandı. Özellikle Yeni'nin geçtiğimiz haftalarda Avrupa turunda herkesi konsolide etmesi, oradan çok güçlü Türkiye'deki bankacılık sistemine Rusya ile ticaretin imkan verecek unsurları kullanmalarını eleştiren çok güçlü yorumlar yaptı, tehdit ettiler hatta. Buraları falan bizi biraz tedirgin edebilir ama sermaye girişi devam ettikçe sorun yok. Sermaye girişi devam ettikçe kurun da aşağı doğru
gelmesi denklemi oluşacak. O da bizi yumuşak inişte elimizi güçlendirecek ama işletmelerin yurt ithal ikameci tavrı karşısında hükümetin biraz zorlanacağı, dış mallarla, yurt dışı mallarla rekabet edeceği bir iklim oluşacak. Burayı geçmemiz lazım. İhracatta rekabet avantajı kurdan, yani rekabetçi kur avantajını ihracatçı kaybetti diyoruz. İşte dışarıda zorlanıyor deniyor ihracatçılar tarafından. Ama Mayıs ayı verisine bakıyoruz. İhracat rekor kırdı. 24 milyar doları aştı. Evet. İhracatımız, ya Mayıs verileri çok... Evet, bu nasıl sağlandı o zaman? Şunu... Yani ihracatçı rekabetçi kur avantajımızı kaybettik, ihracatta zorlanıyoruz derken, ki Avrupa pazarı da daralmışken, ihracatta bir rekor kırılıyor. Evet, bizim burada... Yani bu nasıl sağlandı o zaman? Kırılımlarına gitmek lazım ama ben makrosunu yorumlayayım. Biz şimdi... Sektörel bir farklılık yok. Yani normal parametrelerinde görünüyor. Makine, kimyevi maddeler, hazır giyim. Bunlarda bir değişim yok. Biraz, pazarlarda da çok ciddi bir değişim göremedim. Yani şeyde tüketim malı ithalatımız da artmış yine. Maalesef evet. Yine o tarafta artmış. Bir artış var. Orasının öyle olacağını bekliyorduk. Yani çarpıcı veriler, fakat şunu söylemem lazım. Makroda söyleyeceğim bunu. İşte çok detayını tartışabilecek durumda değiliz. Biz bu kuru düşünürken bugünden itibaren ihracatçının parametreleriyle mi düşüneceğiz? Yurt içi üreticinin, herhangi üreticinin, ihracatçı olsun olmasın, onun parametreleriyle mi düşüneceğiz? Buna bakmamız lazım. Çünkü kur düşerse ithal mal o kadar ucuzlayacak ki, yani o kadar ucuzlayacak ki, şu anda dahi ithal mal bütün gümrük duvarlarına rağmen ucuz. Şu anda dahi rekabet etmekte zorlanır bizim işletmeler. Kur düşerse yurt içindeki bütün üreticileri etkileyecek. Bu rekabetçi kur meselesine sadece ihracatçı özelinde değil, bütün üreticiler genelinde bakmamız gereken bir iklimdeyiz. Buna da farkında olmak lazım. Bir durum var. Şimdi kredi yok. Ya kredi var ama döviz cinsinden. Ben baktım, döviz kredi almanın zamanı geldi mi diye ilk yazı yazmışım herhalde. 7 Ocak'ta yazmışım. İsveç'in kararı şeye gönderdim, meclise gönderdiğinde ben o yazıyı yazmışım. Orada da ama bir sınırlama geldi. TL kredinin maliyeti çok yüksek. Asıl maliyet unsuru da vade. Vade çok kısa. Yani kısa vade demek, maliyet demek. Hı hı. Orası bunalımlı. Şöyle bir durum var. Daha önce bedavaya alınan kredilerle edinilen varlıklar bugün satılarak işletmeye yeni finansman gibi sokulmak durumunda diye düşünüyorum. İşte biz, yok biz aldık. Daha önce kredi işimize yatırdık. Bugün zorlanıyoruz diyenler işte sizin gibi yapmayıp aldıkları krediyle döviz alanlar, aldıkları krediyle otomobil şunu bunu alanlar yüzünden siz de o duruma düştünüz. Bunu bilmeniz lazım. Belki size onlar gülüyorlardır ama onlar yüzünden bu duruma düştünüz. İşte yatırım grevi yapmayıp Türkiye'ye inandığınız için. Şimdi onlar o malları satıp sisteme sokacak. Fakat İlk başına geleyim açtığım meselenin, onlar o varlıkları sisteme soktuğunda piyasadaki diğerlerini taşıma eğiliminde olmaları lazım. Yani piyasanın, iç piyasanın kendine biraz vade açması lazım. O mümkün olursa çok yumuşak ineriz, yoksa zor gibi görünüyor. Bu ihracatta da bence şunu da konuşmak lazım. Çok alt bir detay belki ama bence önemli bir detay. Yani A firması ihracatına devam ediyor. Onun ihracatında bir düşüş yok. Ama burada önemli nokta, artık o A firması ürününü burada mı üretiyor? Yoksa Çin'de, Mısır'da, Hindistan'da mı üretiyor? Oradan ürettirip mi ihraç ediyor? Şimdi ihracatında bir düşüş olmayabilir. Ama üretimini burada mı yapıyor artık? Bence bu önemli bir ayrıntı. Çünkü hazır giyimde, özellikle de emek yoğun sektörlerde bunun arttığını gözlemliyoruz. Yani daha ucuz üretimin yapıldığı, işte Hindistan'da, Mısır'da, Vietnam'da, burada ürünlerini ürettirip kendi markasıyla ihracatına devam ediyor. O yüzden ihracat rakamında bir düşüş yok. Ama bu üretimi, ihraç ettiği ürünün üretimini burada mı yapıyor, yoksa emek yoğun ucuz ülkelerde mi yapıyor? Sen böyle deyince benim aklıma bir soru daha geldi.
Ya ben tüketim malı ithalatının artıracağını burada defalarca tartıştım. Evet, çok tartıştım. Söylediniz. Hatta politikanın da yani bir bacağında bu. Evet, yani ortodoksi bu. Tutuyoruz yani. Tam ortodoksiye de kapılmamaya çalışıyor. Onu da söylüyorum, tekrar hatırlatıyorum. Şimdi sen bu değerlendirmeyi yapınca acaba biz ithal ettiğimiz tüketim mallarını ortodoksinin parametreleri gibi içeride mi kullanıyoruz, yoksa onlarla mı ihracat yapıyoruz diye. Evet. Özellikle de Rusya'ya. Çünkü Rusya'ya başkası gönderemiyor da bizim üzerimizden gönderiyorsa, ama orası çok daraldı. Orasını gıda ve ilaca sıkıştırdılar. Şu an gıda ve ilaç dışında Rusya'yla ticaret yapamaz durumdayız. Bütün Avrupa'da gidiyor. Kazakistan üzerinden Rusya'yla ticaret yapıyor. Biz o pazarı kaybediyoruz. İşte bu Batı sistemine angaje olmanın bir dezavantajı da bu. Ama benim ortodoksiden beklediğim gibi mi olay gelişti? Yoksa senin biraz önceki yorumun gibi biz ihraç etmek için mi ithal malı tükettik sorusu da aklıma şimdi geldi. Bunu da tartışmak lazım. Evet. Ya bunu çok ciddi gözlemliyoruz. Çünkü bunu yani şu sektörlere baktığımızda, emek yoğun sektörlerde işte hazır giyim, çanta, ayakkabı, yani bu tip sektörlerde çok ciddi bir ithalatta artış var. İçeride yani fason üretimi, artık önemli markalar fason üretimi Türkiye'de değil de başka ülkelerden ithal ederek çözüyorlar. Ama o firma ihracatına devam ediyor. Dediğiniz konuyu bunun tabii dezavantajı ne olur? İstihdam kaybına yol açar. Kaybı olur uzun vadede. Tabii o dediğinizi anlayabilmek adına önemli bir konu. Çok iyi bir etki analizi yapmak gerekiyor. Veriler ışığında değil. Çünkü sahada da onu bir anlamlandırmak gerekiyor. Ya. Özellikle kimde mutlaka böyle çalışmalar bir yapılıyordur. Bir de o konuda Avrupalılaşıyoruz biz yani. Yani dünya yani, da böyle yapıyor bu arada. Yani, biz niye zaraya mal yapıyoruz? İspanya'da işçi bulamıyor. Dünya yani. Da böyle yapıyor. Böyle ama böyle bizim kayıyor. Dünyada yapılanı yapıyor olmamız için bazı aşamaları geçmemiz gerekiyor doğal olarak. Yani Türkiye sanayisi, Türkiye üretimi güçlendikçe, Türkiye marka değer sayısını çoğalttıkça, global kurumlar ürettikçe zaten bu kaçınılmaz bir gerçek. Yani bugün Amerika'daki ya da Avrupa'daki şirketlerin önemli bir bölümü de kendi ülkelerinde üretim yapmıyorlar. Hatta Trump bu konuda ciddi bir direniş gösterdi biliyorsunuz. Kendi başkanlığı döneminde. Hatta uyarılar yaptı kendi sermayesine. Amerika'da üret, yurt dışında üretme diye. Kendi yuvana dön, ülkene dön, üretimleri burada yap diye. Çin'deki üretim motivasyonla ya da Amerika'yı Çin üzerinden finanse etme sürecine bir noktada biz Çin'i kendimize rakip yaparak böyle bir sonuca ulaştık, kendimizi kurtaralım derken diye de biliyorsun hocam. De globalizasyon bugün öyle ulusalcılarla var. Küreselciler arasındaki en büyük çatışma zaten bu. Yani en büyük çatışmanın dayanağı bu konular üzerinden gidiyor. Yani artık onun için yeni ulus devlet kimliği de giriyor işin içine çok derin baktığın zaman, ama biz kendi özümüze dönersek yani tartışma çok derin. Yani, ama buyurun. Pardon. Şimdi şöyle bir şeye mi geçiyoruz acaba biz? Yani biz artık hep söylüyorum bunu. Ben muhabirlik dönemimde Bakan Şimşek bu ifadeyi kullanmıştı. Türkiye emek yoğun sektörlerden artık çıkmalı. Örneğin hazır giyim gibi, konfeksiyon gibi ürünlerin üretiminden artık vazgeçmeli. Bunun yerine daha yüksek katma değerli ürün üretimine geçmeli. Sanayisini bunun üzerine oluşturmalı gibi bir açıklaması olmuştu yıllar önce. Bu bir amaçtı hep. Ama bu açıklamayı yaptığında böyle teknolojiler... Ama bu sancısız olmayacak robotlar, bence bu dönüşü. Olamaz ki. Şimdi o sancılı dönemi mi yaşayacağız olmuyor. Acaba? Yok. Tabii ki. Yok arkadaşlar bu hocam, bakın bu tartışma bırakacağım sana hemen. Bu tartışma 2000'lerin başındaki bir tartışma. Mehmet Şimşek o dönemki bakanlığında ne böyle bir yapay zeka vardı, ne böyle bir teknoloji vardı, ne bir robot vardı. Şu anda robotlarla, yapay zekayla dünyanın istediğiniz yerinde aynı maliyetle üretim yapabilirsiniz. Hayır, emek yoğun sektörlerde hala onu yapamıyorsunuz hocam. Yani bir pantolonu hala robot dikemiyor. Hala pantolonu
insanların kullandığı makineler dikiyor. Yapar. Ya, bugün yapamıyorsa yarın yapar. Bunları çıkarmaya gerek zaman, kalmayacak. O zaman biz üretim hatlarımızı ona göre uyarlamak lazım. Hazırlanmak farklı yani tabii. Küçük bir fason üretim yapan bir KOBİ'nin yapabileceği bir dönüşüm değil. KOBİ'ler daha esnek olabilir sanki. Devlet ayağıyla, devlet desteğiyle bu dönüşüm yapılıyor. Şöyle çok önemli bir tartışma. Acaba bunu büyüklerle mi daha iyi yaparız? KOBİ'ler daha mı esnektir bu teknoloji dönüşümünde? Bunu da ciddi tartışmamız lazım. Bunu da çözemeyiz de. Bir de işin içine yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir ekonomi koşulları giriyor. Yani karbon salımı vesaire. O süreci hep hatırlatıyorum. Evet. O süreç de var işin içinde. Sadece yapay zeka ya da robotik üretim vesaireden ziyade bir de üretiminizi o sürece konsantre etmeniz gerekiyor. Hatta şu an Ankara'da bu konuda ciddi çalışmalar var. Tabii. Çalıştaylar var. Hatta belli alanlarda ve belli derinlikte haftalar düzenleniyor. En çok da TİM takip ediyor bunu, Türkiye İhracatçı. TİM'le beraber devletin içinde de tabii. Hem Sanayi Bakanlığımız, düzenleyici organlar var. Hem Hazine Maliye Bakanlığımız, hem aradaki Merkez Bankası, Bankalar Birliği, Kredi Kayıt Bürosu vesaire gibi kurumların da etkinliğinde ciddi çalışmalar yapılıyor bu konuda. OECD'nin çünkü bir taslağı var. O OECD taslağı üzerinden yapılıyor. Biz konumuza dönersek onlar geniş tartışmalar ve ileride çokça konuşacağız zaten mecburen. Ama kısa vadede niye Kanada'yı ve Avrupa Merkez Bankası'nı ve Fed'i konuştuk? Çünkü piyasada şöyle bir problem var. Gelinen noktada artık yüksek faiz ortamı sadece bizi değil ya da bizim dinamiklerimizi değil, dünyayı da sıkıntı ve tehdit ediyor. Az önce dedi ki Avrupa Merkez Bankası siyasi bir karar alıyor, ekonomik bir karar değil. O siyasi bir kararın arkasında da bu var. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Özür dilerim, sözünüzü bölmek istemezdim ama şu anda ekranı da yansıyor. 11 Haziran'da Suriye'de bir seçim yapılması planlanıyordu. Bu seçimin ertelendiği bilgisi var. Suriye'de sözde bir yerel seçim yapılacaktı 11 Haziran'da. Türkiye'nin baskısıyla bu seçimin ertelendiği bilgisi var. Türkiye'nin baskısı Amerika'ya tabii şey diyeyim. Nasıl? Türkiye'nin Amerika'ya baskısıyla. Evet. 11 Haziran'da yapılması planlanıyordu. Yani terör örgütünün yapacağı, Suriye'de işgal ettiği topraklarda yapacaktı 11 Haziran'da. Yani Amerika'nın daha önceki açıklamaları tabii bunu destekleyen açıklamalardı. Ama Türkiye'nin çok ciddi bir baskısı vardı. Ve bu seçim, terör örgütünün yapmaya çalıştığı bu sözde seçim, yerel seçim ertelendi. 11 Haziran'daydı. Türkiye'nin baskısıyla bu seçimin ertelendiğini söyleyebiliriz. Yani büyük bir oyun oynanıyor. Önemli bir gelişme. Bu gerçekten çok tartışılması gereken bir gelişme. Yani tabii ama ki. Yani bir ülkede oyunun terör örgütü bir yeri işgal ediyor ve orada bir yerel seçim yapmaya çalışıyor. Ya, Türkiye ya. Bu yani hep diyoruz ya, terörle mücadele sınırdan başlamaz, sınır ötesinden başlar diye. Bu çok önemli bir şey. İşte görüyoruz yani orada, yani yerel seçime kadar gidiyorlar artık. Yani ben devletim demenin başka bir... Yani. Tabii. Ama bu şu anda şu oluyor artık. PKK terörü sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya bir tehdit haline geliyor yani. Bölgede Suudi Arabistan'la falan komşu olacak tabii yani. O tehdit kimin içine geliyor, kimin içine gelmiyor onu da konuşuyor. Türkiye'nin haklı olarak o sürece karşı çıktığı doğru da Avrupa'nın ve Amerika'nın bu konudaki... İstikrarsızlıktan beslenenlerin Rusya'nın, hatta İran'ın, hatta yeni İran'ın diyelim çünkü yönetim değişti. Bu sürece etkisi de önemli olacak. Ama Türkiye en azından ilk etapta istediğini almış oldu. Bu önemli bir kazanımdır. Evet. Bundan yani sonrası sınırımızın ötesinde yani sözde yapılmaya çalışılan bir terör örgütü tarafından sözde yapılmaya çalışılan bir seçimin ertelenmiş olması, Dışişleri Bakanımızın girişimleri, evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleri etkili olmuş gözüküyor. Önemli. Evet. Orada BRICS açıklamaları da var tabii. Çin ziyareti var. Yani çok önemli gelişmeler olacak globalde. Büyük fayda var. Vaktimiz kalırsa onu büyük. Ben şöyle bir toparlayayım isterseniz. Oradan oraya geçelim. Önemli bir konu dediğimiz konu. Globalde de bu yönde çaba var. Zaten merkez bankalarının enflasyon hedefe inmeden genişlemeci tavra sokan da bu sebepler. Çünkü pandemiden sonra ihracat ve ithalat döngüsü çok değişti Semra Hanım. Bir de Kızıldeniz'de aktif olan, Orta Doğu'da aktif olan, hatta Asya Pasifik'te
önümüzdeki dönem aktif olması beklenen bir jeopolitik risk başlığı süreci de var. Bu da ekonomik dengeleri değiştiriyor. Yani enflasyon da tatlı geldi. Navlun fiyatları, yani enflasyon mu, büyüme mi noktasında kabullenebilir bir enflasyon ama büyüme de olmalı noktasına dünya geldi. Amerika'nın öyle bir problemi yoktu kendi ekonomisi içinde. Amerika'da da şöyle bir durum var. Mortgage kredilerinde yenileme dönemine girildi an itibariyle. 7,5-8. Yani şimdi o mortgage kredilerin yenileme dönemi sonbahara kadar hocam. Siz de bilirsiniz o takvimi. Genelde Mayıs-Haziran gibi başlar. Yıl sonuna kadar devam eder. Kanada'nın bu faiz indirimi öncül bir sinyal olabilir. FED ekstrem açıklamalarla bir miktar şahin kalsa da şahinliği biraz yön değiştirebilir gereksinimden dolayı diye bakmak da gerekiyor bu Kanada'nın. Çünkü çok az önceki o yayın ilk başta korelasyonu anlatmaya çalıştım. Beraber başladılar, beraber bitirdiler. Hatta önce Kanada yapıyor bu işleri. Sonra FED devreye giriyor. Çok ilginç. Aralarında ne kadar bir koordinasyon var. Ekonomiler ayrı, ölçekler ayrı vesaire gibi olsa da bir kod var dünyada şu an. Dünya büyümeye dönmek için alelacele. Çünkü çok büyük bu borç birikti. Bu borç ancak üreterek ve ticaret ederek ödenir veya dengede kalabilir korkusu da var. Paradoksa girdi. Onun için Avrupa Merkez Bankası faiz indirecek. Neden? İtalya gibi bir ülkesi varsa veya birkaç buna benzer ülkesi varsa kendi grubu içinde onların tahvil piyasaları üzerindeki baskısını da affetmek için bir sinyal etkisi de gerekiyor. Ama biz kendimize döndüğümüzde biz finansal istikrarı an itibariyle belli oranda tesis ettik. Kısa ve orta vade adına. Enflasyonla mücadelenin ilk hedefi finansal istikrardır. Yani paranın, TL'nin belli bir miktarda değerlenmesi, dövize bağlı oynaklığın azaltılması, döviz şoklarının önlenmesi. Doğru mu hocam? Merkez Bankası rezervleri üzerinden cari dengede önümüzdeki dönemde oluşabilecek ödemeler dengesi problemlerinin ciddi bir şekilde ortadan kaldırılması ya da ötelenmesi. Bu kazanıldı. Şimdi asıl bölüme geçiyoruz bence de. Zaten Sayın Mehmet Şimşek de bunu defaten söylüyor. Sen de hemfikirsin değil mi? Yani o konuda netiz. Sayın Mehmet Şimşek'in söylemleri de o asıl faza geçiyoruz. Şimdi o fazla oluşabilecek reel sektör üzerindeki şoklara karşı ki biz yavaş geldik. Çok hızlı da gidebilirdi Merkez Bankası. Kademeli bir şekilde geldik. Hatta ya, seçimden önce parayı sterilize etmedi bir dönem. Hatta onun sonrasında bir 50 politika faizine geldik hatırlarsınız. Bunların tartışmalarını çokça yaptık. Evet. Şimdi sterilizasyon da uyguladığı için para piyasada darlığı, para darlığı, likit darlığı, TL darlığı yani maksimum seviyede olduğu için mecburen de politikaların gereği bu. An itibariyle reel sektöre farklı bir pencere açmak gerekiyor. Çok net bir şekilde, hızlı bir şekilde reel sektöre şimdilik mutlaka orasyonlara bakıyorlar. Yani o ödemeler noktasında bankalarla reel sektör arasındaki, reel sektörün kendi arasındaki ödemeler problemlerine mutlaka bakıyordur bir veri seti içinde Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı. Ama o rakamlar şimdilik sınırların altında gibi olsa da ileride belli, çünkü risk yönetimi noktasında hocam biliyorsunuz belli hedefler vardır. Risk yönetiminde kırmızı noktalar vardır. Örneğin bankalar projeksiyon yapar, şu faizin üzerinde bizim sıkıntılarımız olur. Hı hı. Şu geri ödeme problemi oluştuğu andan itibaren reel stres sektörün testi senaryoları yapar. Aynen işte BDDK ile yani Bankalar Birliği Denetleme Kurulu ile bankalar arasındaki o uzlaşı artık reel sektörle hükümet ve bankalar arasında da yapılmalı. Biz daha önce bunu denedik. Başarılı da olduk. İstanbul yaklaşımı gibi süreçler. Şartlar, parametreler farklı. Farklıydı ama başarılı da oldu. Sonuç aldı. Sonuç aldık. Şimdi böyle bir şey gerekir mi? Önümüzdeki dönem gösterecek. Ama ilk sinyaller bu sıkıntının olduğunu gösteriyor. Yani biz sahadan da aldığımız, reel sektörle olan temaslarımızda da bunu görüyoruz. Krediye ulaşım zorlaştıkça imkanları ve miktarı ve fiyatı yani faiz oranlarıyla yani paranın ederi arttıkça para bulmanın ederi anlaşılır ifadeyle. Tabii bu kredideki ulaşım problemi doğal olarak ödemelere yansıyor. Yani bırakın yatırım tarafını şimdi konuşmuyoruz. Ticaretin dönmesini ve şirketlerin ayakta kalma sürecini konuşuyoruz. Onun için istihdam tarafına da yansımaması adına bazı önlemlerin selektif olarak, bunu özellikle belirtiyorum,
seçici olmak, belli kriterlere uymak kaydı şartıyla belli bir pencerenin açılması gerekir. Zaten yıllardır kamu bankaları üzerinden devlet bu süreci işletiyor. Ama özel sektörleri de içine alacak bir süreç ancak toplu bir uzlaşıyla mümkün. Onun için pencere açmaktan bahsediyorum. Hı hı. Ama bunun soruna dönmeden kendi içinde ara çözümlerle yani motive edilmesi veya sektörün bizim daha az hasarla bu süreci atlatmamıza imkan verir. Şunu da söyleyeyim, ortodoks politikalar dediğimiz süreç dünyada da bugün artık tam ortodoks politika olarak okunmuyor. Her ülke kendi içinde farklı yöntemlerle... Hatta ortodoks politikanın doğruluğu tartışılıyor. Yani neo liberal ekonominin bile kendi içinde hani kapitalizm olgusunu hep konuşur hocam. Hı hı. Ben de net olarak şunu söyleyeyim, finans sektörü de bunu tartışıyor bugün. Hani bırakın işin reel sektörünü ya da kamu tarafını, kamu maliyesi tarafını, reel sektör de bunu tartışıyor. Finans sektörü net olarak tartışıyor ve bunu fiyatlamaya başladı bugünden yarına. Evet. Onun için bir ara önlem gerekiyor diyeyim. Evet. Bir virgül koyayım. Yani katılıyorum. Ekonomi yönetimi ekonomiye en az hasarı verecek. Ortodoks politikanın ekonomiye en az hasarı verecek şekilde uygulamaya çalıştı. İşte niye sürekli enflasyonda düşüş gecikti, neden gecikiyor tartışmalarının ana nedeni bu aslında. Ekonomi yönetimi, Merkez Bankası faizi de çok daha erken artırabilirdi, çok daha sert artırabilirdi. Göreve geldi, görev değişiminin hemen ardından 50 bas puan, 50 puana kadar çıkarabilirdi faiz. Ama bunu yapmadı, bunu kademeli olarak yaptı ki ekonomi üzerinde çok daha fazla yıkıcı bir etkisi olmaması için. Ama nihayetinde günün sonunda baktığımızda hiç etkisi olmayacak mı? Olacak. Orada şu var Semra Hanım, bir parantez açayım. Hedef gösteriyor gibi olmasın, bunu sık tekrarlıyoruz. Dünyanın sorunu olmaya başladı. Hizmet sektörü ve gıda tarafındaki fiyat mekanizmasının yardımcı olması gerekiyor artık Türkiye'deki enflasyon sürecine. Tam da onu söyleyecektim. Yani şu an artık yardımcı olması gerekiyor. Evet. Şimdi biz olmaması durumunda çünkü yarın onlar da bu işin sıkıntısını yaşayacaklar. Evet. Şimdi biz içeride 3. çeyrekte, 4. çeyrekte talep var, müşteri var, fiyat böyle devam eder noktasından farklı bir noktaya evrilmemek için uyarıcı olalım. Onlar pandemi sonrasında ne yapmışlardı? İntikam fiyatlaması yapmışlardı. aylarca kalmanın, işte o kapalı kalmanın acısını fiyatlarında çok daha yüksek artışlar yaparak etik olanları göstermişlerdi. Tabii zenzi ediyoruz ama. Ama onu da talep, iç talebin canlılığı beslemişti. Şimdi biz aslında 3. ve 4. çeyrekte acaba şunun faturasını mı yaşayacağız? Yani biz hep şunu yayınlarımıza da söyledik. Özellikle de pandemi döneminde. Bütün dünya faiz artırırken pandemiden hemen sonra işte enflasyon yükseliyor bütün dünyada. Herkes faiz artırıyor. Türkiye faiz indiriyor. Bu ters politikanın nedenlerini o zaman hep çok tartışmıştık. Biz o dönemde o politikayı yapmasaydık istihdam tarafında kayıplar ortaya çıkacaktı. Biz o dönemde istihdam mı, enflasyon mu, işsizlik mi, enflasyon mu seçenekleri arasında kalmıştık. Net bir tercih de yaptık. Evet, büyümeden yana yani bir tercih yaptık. Evet, faturası yok mu? Faturasını yaşadık. Enflasyon, yüksek enflasyonla yaşadık. Ama şimdi biz o dönemde bunu tartışırken şunu dedik. Evet, bir şeylerin bugün fiyatının yüksek olmasını eleştiriyorsunuz. Ama işsizlik olsa o ürünü hiç alamayacaksınız. Bakın, bunun ikisinin arasında çok büyük bir fark var. Şimdi o gün ne demeye çalıştığımızı bugün 3. çeyrekte, 4. çeyrekte herkes bunu çok daha iyi anlayacak. Veriler bence ortada zaten. Evet, yani istihdam kayıpları yaşanmaya başlanınca, işte üretim, emek yoğun sektörlerde özellikle daha ucuz ülkelere kaymaya başladıkça, içeride istihdam kayıpları yaşanmaya başladıkça, bu o gün ne demeye çalıştığımızı bugün daha iyi anlayacağız. Bir de şunu not düşmek istiyorum. O dönemde, yani biz bugün bunu yaşıyoruz ama bunun sorumluları da var. Neden? Kimi kastediyorum aslında? O dönemde ucuz krediler verilmişti. Kamu üretimi, istihdamı, ihracatı canlı kılmak için ucuz krediler vermişti. Bu ucuz kredileri fırsatçılık yaparak kullananlar da olmuştu maalesef. AGP sistemi de bunun içinde. Evet. Kullandıranlar da olmuştu. Kullandıranlar da olmuştu. Bunun faturasını yaşayacağız hep birlikte. O ucuz kredileri doğru alanlara yönlendirmeyenler,
doğru kullanmayanların faturasını hep birlikte yaşayacağız. Bir de enflasyonun çok konforunu yaşadı herkes. Ne demeye çalışıyorum? Gelir enflasyonun konforunu yaşadı. Yani geliri arttıkça bunu böyle talebi çok besleyerek kullananların da faturasını çekeceğiz biz. Onlar çok şeydi, borcunu silenlerin ki tatlı. Borcunu silenler? Milletin borcu silindi ya. Daha önce aldıkları konut kredilerini, şunların bunların. Ne diyor ya, sakız parası ödüyorum diyor konut kredisine. Hı hı. Silinenler derken hocam düşük faizde borçlananlardan bahsediyor. Tabii tabii, yani sildik ya borçları. Daha o anlamda söylüyor. Tabii o anlamda düşük söylüyor. Düşük faizde hala ödüyorlar da hı hı. ödedikleri para bir eder ifade etmiyor yani. Zaten yani karşı kamu, operasyon yedi. Kamu o dönemde hükümet. Çok net bir şekilde bir hedef ortaya koydu. Reel sektör odaklı, istihdam odaklı bir politika ortaya koydu. Ama bu politika kimileri tarafından maalesef fırsatçılıkla kullanıldığı için biz bugün bu faturalarla karşı tabii karşıyayız. Aynen öyle. Finansta, aslında finansta hedge mekanizması diye bir kavram vardır. Yani hedge etmek, risklere karşı kendini sigorta etmek. Hakikaten doğru, düzgün, üretim amaçlı işleyen firmalarımız önden yüklemeli, ucuz yollu TL kredi kullandılar. Bu da strateji önden gereğiydi. Yüklemeli. Doğruydu da. Çünkü onlar o kullandığı krediyi net olarak işletmelerinde sermaye olarak kullandılar Semra Hanım. Bunu ben kastetmiyorum. Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Yok, yani. İşte o Kavcıoğlu'nun sizin söylediğiniz ayrımı yapmak için söylüyorum. Evet. Tam yani bunları işte tenzih ederek biz söylüyoruz söylememizi. Bu şekilde işletme sermayesi olarak kullanmayıp o elde ettikleri düşük faizli kredileri farklı yönde kullananların sıkıntısı diyelim. Tam netleştirelim. Bir de mesela çok net bir veri var. İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun verisine bakıyoruz. Bu kuruluşların bu dönemde yani yüksek enflasyon ve yüksek bu kadar yüksek karlılık, cirolarını bu kadar artırdıkları dönemde Ar-Ge harcamalarını kısmışlar. Ya yani şimdi bu büyük bir çelişki değil mi? Ya hem değil ucuz ya. Kredi veriliyor. Ondan hem karlılıklar artıyor. Değil siz böyle yani. Bir dönemde Ar-Ge harcamalarınızı kısıyorsunuz. Bana değil gibi geldi bak. Nasıl? İlk söylediğinde bana çelişki gibi gelmişti. Yok, inceledim. Sonra değil gibi geldi. Yok verin doğru. Hı-hı. Sen bu konuyu daha önce de açmıştın zannederim. Ha, bu bir çelişki mi değil? Çelişki değil. Diyor ki ya madem para kazanıyoruz ne Ar-Ge'si kardeşim? Vatandaşa yükleyin fiyatı geçin diyor herhalde. Ben zaten bu zihniyeti sorguluyorum. Tam bunu demişler zaten. Yani burada olaylı olarak o ifade yani, çıkıyor da. Evet yani burada büyük bir çelişki var. O yüzden şimdi katma değere dönelim falan dendiğinde hemen ya biz bunu bugünden yarına yapamayız eleştirisi geliyor haliyle. Ama ucuz kredilerin verildiği dönemde başlatsaydınız. Yani hep biz bugünden yarına bu olmaz deyip erteliyoruz. Evet. 20 yıldır erteliyoruz. Artık zorunlu olarak, sancılı olarak bu dönüşümü yapacağız gibi geliyor. Sayın Mehmet Şimşek'in belirttiği de o. Evet. Yani evet, yeni dönemin kodları biraz peki sancılı. Derken ben... Evet, peki demek süremizin sonuna geldik demek. Yayıncılıkta maalesef. Ben tam şimdi dalacaktım da yani, tamam evet, haftaya. Bu konu saatlerce konuşacak. Evet ya da peki dendiği zaman biliyorsun. Artık siz de tecrübeli bir konuk olarak da artık bunları okuyabiliyorsunuz. Çok teşekkürler, çok sağ olun Semra. Değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor Yusuf Dinç ve Cüneyt Paksoy ile değerlendirmiş olduk ekonomi başlıklarını. Noktalıyoruz para politiği. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.